Enine Boyuna'ya geçtik. Uzun uzadıya da birlikte olacağız Enine Boyuna programında. İstanbul Stüdyosu'nda konuklarım var, Ankara Stüdyosu'nda konuklarım var. Ayrıca Ankara'da tabii Mahir Kılıç'a da gideceğiz. Ana Haber'de de anons etmiştik ve Mahir'e de bağlanmıştık. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın bugün gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde evinin elektriği kesildi. Yaklaşık 3 aydır faturasını ödemiyordu. 1030 lira civarında bir elektrik faturası geldi. Kendisi 4 milyon civarında elektriği kesilen vatandaşlarımızla böyle bir duygudaşlık, bir duyguda paydaşlık kurmak adına böyle bir şey yaptım dedi. Yaklaşık olarak 6-7 saattir sanırım elektriği kesik herhalde. İstanbul Stüdyosu'nu hemen konuklarımı tanıtalım. Zira Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, AK Parti 26. dönem milletvekili. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Herkesi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'dan sonra İstanbul Stüdyosu'nda iki konuğumuz daha var. Doktor Gülfem Saydan Sanver, siyasal iletişim uzmanı. Elbette Gülfem Hanım'a çok sorularım olacak çünkü siyasal iletişimde bu tavrın, bu eylemin nasıl bir karşılığı var diye elbette soracağım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Doktor Ali Haydar Fırat, kendisi de iletişim bilimci. politikyol.com genel yayın yönetmeni. Aynı şekilde Ali Haydar Bey'e de soracağım. Ali Haydar Fırat'a da soracağım. Zira önemli çünkü Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki elektrik faturalarına yapılan zam geri alınana kadar ben bu eylemi devam ettireceğim diyor. İyi akşamlar. Hoş Çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Şaban Sevinç, bizim TV yayın yönetmeni, Ankara Stüdyosu'nda. Kendisini de görebilirsek kendisine de iyi akşamlar dileyelim. Şaban Bey, iyi akşamlar. Ankara'dasınız. Biz de birazdan Ankara'ya bağlanacağız. Mahir'e de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hülya Hanım, sağ olun. Sağ olun. Hilmi Daşdemir, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı, Ankara Stüdyosu'nda. Hilmi Bey'i de özlemiştik. Kaç hafta oldu görüşemedik Enine Boyuna programında. Hoş geldiniz siz de. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Hülya Hanım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar sana. Ve Nasuhi Güngör, Habertürk yazarı, kendisiyle de bir Skype bağlantısında Enine Boyuna programında birlikte olacağız. Nasuhi Güngör'e de iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar Hülya Hanım. Sağ olası, teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mahir'in yanına bir gidelim, Mahir Kılıç'a. Mahir de Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde ana haber bülteninin ikinci diliminde bize yayın vermişti. Şimdi şu dakika itibariyle Kılıçdaroğlu'nun yayını başladı mı? Çünkü saat 21'de bir yayın yapacaktı. Ev karanlıktı ama evde sadece böyle bir küçük loş bir ışık görünüyordu. Mahir de bize demişti ki o loş ışığın anlamı bir canlı yayın verecek. Kamera var. O kameranın ışığı demişti Mahir. Sendeyiz. Evet Hülya Ökenek, halen karanlıkta Kılıçdaroğlu ailesi, biraz önce sen de ifade ettin, sadece evin bir odasında CHP liderinin aslında her zaman sosyal medya üzerinden paylaştığı videoları söz konusuydu mutfak bölümünde. O bölümde ışıklar var, o da kameraların ışığı. Kameram arkadaşım Caner Dalgıç'tan rica edeceğim hemen arkamdaki apartmanın birinci katını ekranlarınıza getirsin. İşte o loş ışık devam ediyor, yayın hazırlıkları söz konusu. Çok kısa bir süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara seslenecek. 9 Şubat hatta ifade etmişti yaptığı açıklamada, yılbaşında yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini ifade etmişti ve 3 ay peş peşe elektrik faturası ödenmedi. Yapılan bildirim neticesinde de bir borç kapama durumu olmadığı için enerji şirketi tarafından bugün elektriği kesildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğlen saatlerinde yine bunu da sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan öğrendiğini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir demişti. İlk olarak bu protestoya başladığında elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen 4 milyona yakın insanın, vatandaşın sesi olmak için böyle bir protesto başlattığını ifade etmişti ve dediğimiz gibi 3 ayın sonunda da elektriği kesildi. Bugün öğle saatlerinde Selvi Kılıçdaroğlu da apartmandan ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yapmıştı. Selvi Kılıçdaroğlu, biz ödeyemeyecek durumda değildik ama 4 milyon aile var ödeyemeyen, onlarla dayanışma içerisinde olalım istedik.
Evet, Caner apartmanı ekranlarınıza getiriyor. Birinci kat dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu ailesinin evi. Hemen üstünde ikinci kattaki ailenin, oturanların ışıkları açık. Bir üst katında yine aynı şekilde lambalar yanıyor. Ancak birinci katta Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesinin evinde elektrikler yok. Öğle saatlerinde buraya gelen ekipler elektriği kesti. Faturasını ödemediği gerekçesiyle hemen oradaki ortadaki pencerede bir loş ışık söz konusu. Onda da bir yayın hazırlığı var. Dakikalar içerisinde, belki de saniyeler içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak. Bundan sonraki yol haritasında açıklayacağı ifade edildi. Ancak bizim gündüz saatlerinde edindiğimiz bilgi Kılıçdaroğlu'nun tavrından geri adım atmayacağı ve zamlar geri alınana kadar bu protestosunu sürdüreceği yönünde. Elektriği kesildikten sonra 6 muhalefet partisinin bir birlikteliği söz konusunu güçlendirmiş parlamenter sistem noktasında. Diğer 5 genel başkan da hem DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti, İYİ Parti liderleri Kılıçdaroğlu'na dayanışma amacıyla telefon açtılar ve bir görüşme gerçekleştirdiler kendileriyle. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilginç bir açıklama geldi. Bu durumda Selvi Hanım'ın işi çok zor dedi Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur, müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim dedi Akşener. O da Selvi Hanım için ifadelerini kullandı. Evet, Kılıçdaroğlu'nun evin hemen yanındayız. Üst kat komşusu da cama çıkmış durumda. Işıkları, lambaları yanıyor açık. Bir üst katında keza aynı durum söz konusu. Burada bekleyen ciddi bir basın mensubu grubu olduğunu ifade edelim. Hmm. Onlar da bu ana tanıklık ediyor. Ve dediğimiz gibi çok kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu sosyal medya hesapları üzerinden de bir açıklama yapacak ve o açıklamayı yaptıktan sonra da basın mensuplarının yanına inebileceği, burada basın mensuplarıyla sohbet edebileceği ifade ediliyor. Ancak dediğimiz gibi bu tavrından, bu protestosundan geri adım atmayacağı belirtiliyor. İlk olarak 9 Şubat'ta yine sosyal medya üzerinden bir video paylaşmıştı. O videoda elektrik faturasını ödemediği için elektrik kesilenlerin sesi olmak için böyle bir protesto gerçekleştireceğini ifade etti. Kitlesel bir çağrı yapmadığını belirtti Kemal Kılıçdaroğlu. O nedenle 81 ilde CHP örgütleri bu protestoya katılmadı. Bireysel olarak bazı illerde söz konusu oldu bu protestoya destek. Onlardan bir tanesi Bursa İl Başkanlığı'ydı. Bursa İl Başkanlığı da faturasını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde elektriği kesilmişti. İl Başkanlığı, il örgütü de 5 TL'lik banknotları bir çuvalın içine toplayarak elektrik faturasını ödemişti ve protestoların amacına ulaştığını ifade ederek faturalarını ödemişlerdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nda durum böyle olmadı. 9 Şubat'ta yapmıştı açıklaması. Dolayısıyla Ocak faturasını ödemedi. Ocak, Şubat, Mart, yani 3 aylık fatura ödenmedi. Geçtiğimiz günlerde bir bildirim yapıldığı ifade ediliyor. EPDK yönetmeliği bunu gerektiriyor. 65 yaş üstü bir vatandaş olduğu için Kılıçdaroğlu 3 dönem peş peşe fatura ödenmediği halde de elektrik kesilmiyor. Bir bildirim yapılması gerekiyor. O bildirime rağmen fatura ödenmezse o zaman işte elektrik kesilme durumu söz konusu oluyor. Kılıçdaroğlu ailesi için de konut içinde aynı yönetmelik uygulandı ve ne erken ne de geç yönetmeliğe göre 3 aylık dönem geçti. Fatura ödenme 3 aylık dönem geçti. Bir bildirim yapıldı. O bildirim neticesinde de fatura ödenmediği için bugün ekipler buraya geldi ve Kılıçdaroğlu ailesinin elektriğini kesti. Hemen dediğim gibi karşımızda yaklaşık 20 metre uzağımızda apartman Ankara Çankaya bölgesinde bulunuyor. Apartmanın diğer katlarındaki ailelerin, dairelerin ışıkları açık. Caner de ekranlarınıza getiriyor hemen üst katında. Neredeyse evin bütün ışıkları açık. Bir üst katında yine aynı durum söz konusu, ancak Kılıçdaroğlu ailesinin evin ışıkları şu an yanmıyor. Çünkü elektrik kesildi. Ve dediğimiz gibi sadece bir pencerede loş bir ışık söz konusu. Onun da sebebi birazdan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayına geçecek olması ve yapacağı açıklama. O açıklamayla bundan sonraki yol haritasında açıklayacağı ifade ediliyor, açıklayacağı belirtiliyor. Ancak dediğimiz gibi bizim edindiğimiz bilgi Kılıçdaroğlu'nun bu tavrının süreceği, zamlar geri alınana kadar bu faturasını ödemeyeceği. Mahir, şimdi yarın için sen bir eylem olacak dedin. Özellikle CHP ilçe teşkilatlarında, il binalarından nereye gidecekler? Bir kez daha tekrarla. Nerede olacak bu eylem? Onu unuttum Hülya Könek, biraz da soğuktan dolayı. Yarın için öğle saatlerinde CHP İl Başkanı'nın, Ankara İl Başkanı'nın bir çağrısı söz konusu. Öğlen saatlerinde enerji şirketinin
önüne evet gidecek CHP'li isimler zannedersem. Evet, basın mensubu arkadaşlarımız da bu noktaya geçtiler. Bizler de oraya geçelim. Oraya birlikte gidelim Caner arkadaşımla birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya geleceği ve basın mensuplarıyla sohbet edeceği ifade ediliyordu. Kameraman arkadaşım Caner Dalgıç'la birlikte oraya doğru bizler de yürüyeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun evinin hemen önündeyiz. Evet, Caner'le birlikte oraya doğru gidiyoruz bizler de. Burada bazı partililer var, milletvekilleri var. Tunca Özkan, Enis Berberoğlu, gazeteci kökenli isimler burada. Bizler de o noktaya doğru gidiyoruz. Burada bir hazırlık söz konusu. Kısa demek ki basın mensuplarına da bir açıklama yapacak Sayın Kılıçdaroğlu. Sosyal medya üzerinden de bir açıklama yapacak. Oraya burada gelecek. Da bir değerlendirmesi olabilir Hülya. Orada da bir değerlendirmesi olacak. Kalabalık. Peki. Evet, şimdi burada evet, basından sorumlu başdanışman Tunca Özkan da ayarlamaları yapıyor. Evet. Peki. Tamam. O zaman o görüntüler orada dursun ya da birazdan zaten bağlanacağız. Peki biz konuşmaya hemen başlayalım. Bir soralım. Şimdi elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla elektrik faturasını ödemedi Sayın Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi ve 3 ay ödemedi bu elektrik faturasını ve şöyle bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından da. Dedi ki ben ödemeyeceğim. Yani bunu bir sivil itaatsizlik olarak da alabilirsiniz, algılayabilirsiniz. Bu bireysel bir eylemdir, bireysel bir tavırdır. Elektrik faturalarına gelen zam geri alınana kadar ben ödemeyeceğim dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu arada dedi ki enerji temel bir insan hakkıdır, ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz 2021 yılında toplam 3.449.344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, 4 milyon yani kişi değil abone, dile kolay kaç kişi demek, bunun hesabını varın siz yapın dedi. 3 aylık birikmiş borç faturası 1030 TL. Dedi ki yani bu eşiyle de bugün eşine de mikrofon uzatıldı. Eşi de dedi ki ya bu ödeyemeyeceğimizden değil ama böyle bir tavır, böyle bir eylem yapmak istedik. Asıl neden bir duygudaşlık, bir paydaşlık kurmak elektriği kesilen vatandaşlar üzerinden dedi. Sayın Kılıçdaroğlu ödemeyeceğim diyor. Bu arada altılı masayı biz zaten ilerleyen saatlerde, ilerleyen zamanda bir başka başlık konumuz. Altılı masayı konuşacağız. O ittifak denklemini. Ama altılı masadaki diğer 5 lider de Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrını desteklediklerini söylediler. Özellikle bu minvalde, bu noktada Sayın Akşener bu tutumu da olumlu değerlendirdiğini söyledi. Hatta şöyle dedi, bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur, müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selvi Hanım için ifadesini kullandı. Şimdi önce bu eylemi, bu sivil itaatsizlik eylemini bir konuşalım. Şöyle eleştiriler yapılıyordu Sayın Kılıçdaroğlu da zaman bazı kurumların önüne gidiyor mesela. O kurumların önüne alınmasa da o kurumlardan içeri açıklamalar yapıyordu. O açıklamalara da bazı eleştiri... Sayın Kılıçdaroğlu konuşmaya başladı. Bir dönelim ardından devam edeceğiz. Cengiz Holding 8 yılda kamudan tam 2 milyar 295 milyon 311 bin lira değerinde 37 ayrı elektrik enerjisi ihalesi almış. Adrese teslim 37 ihale sonucu kazandığı milyarlarla halkın mutfağına göz koymuş. Sevgili halkım, Cengiz gibiler paralarına para katarken milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale getirildi bu ülkede. Açgözlü çetelere karşı insanlar çok öfkeli. Girdiğimiz bu çağın ismi zaten öfke çağı. Dünya da aynı girdabın içinde. Tüm dünyada zengin azınlıklar, halkların sosyal, siyasi ve çevresel refahını baltalıyor. Temel insan hakları gasp ediliyor.
Vatandaşlar alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Servetine servet katıyorlar. Sevgili halkım, dünyanın en zengin 26 insanının serveti, bir daha ifade edeyim, dünyanın en zengin 26 insanın serveti dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit. Zaten zenginler daha zengin, yoksullar da daha yoksul hale getirildi. Üzülerek ifade edeyim. Bakınız, bu zenginler servetlerinin %1'ini bağışlasalar, dünyada okula gidemeyen tüm çocukların eğitim masrafları hem de sağlık hizmetlerinin tümü karşılanır. Benim kavgam işte bu adaletsiz düzenle. Dünyadaki bütün demokratların, adalet peşinde koşanların, demokrasiyi savunanların da bu kavgada omuz omuza vermesi gerekiyor. Zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştiren bu sistem artık miadını doldurdu. Neoliberalizm artık can çekişiyor. Hiç kimse, hiç kimse olarak görülenlerin, sıradan insanların öfkesine yenilmek üzere bu neoliberalizm. Onun için imkansız görünen düşüncelerin, fikirlerin zamanı gelmiştir. Günümüzde devletler fakirleşen vatandaşın temel ihtiyaçlarını koruma altına almakla yükümlüdürler. Bu millete yatırımdır. 21. yüzyılda temel ihtiyaç harcamalarına masraf gözüyle bakamazsınız. Halkın temel hakları da açgözlü çetelere, holdinglere bırakılamaz. Faturalarını ödeyemeyecek kadar yoksullaşmış, işe, aşa, eğitime dahi adil bir şekilde ulaşamayan bir toplumdan refah çıkmaz. Dünyada da huzur olmaz. Halkım, sevgili halkım, temel ihtiyaçlar karşılanırsa adalet adalettir o zaman. Ancak o zaman ülkeler kalkınır, refah üretir. Devleti yönetenler ülke zenginliğini hakkaniyetli dağıtmak zorundadırlar. İşte ben bu açgözlü politikacıların yarattığı adaletsizliğe karşı karanlıktayım. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Peki, şimdi 4 milyon kişinin elektriği kesildi. Ya ben onlarla duygudaşlık, bir paydaşlık yapıyorum diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ve şimdi editörüm de bana bilgi verdi. Yanında tüple bir ışık varmış. Biz net şimdi göremiyoruz. Ekranda bizde olduğumuz için. Işık oradan geliyor. İşte bir şekilde o kameranın da ışığı vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'na zaman zaman işte biraz önce o hatırlattığım belli kurumların ekonomi masalarını, ekonomi üst başlıklı yayın yaparken, o kuruluşların kapısının önüne giderken, içeri alınmazken, biz yine bu haber tartışma platformlarında Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını bir aktivist gibi, bir siyasetçiye göre bir tavır değil de bir aktivist tavrıdır bu diye eleştirenler olmuştu. Tabii bu tavrı destekleyenler olduğu gibi. Şimdi eylemim karanlıktaki aileler için diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ben önce Ali Haydar Fırat'la başlamak istiyorum. Sivil itaatsizliktir diyor. Bu eylemin altında ne var? Bu doğru bir eylem mi? Bir de şunu sormak isterim açıkçası. Yani ne yapmaya çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu? Evet, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi biz genelde bir takım olumsuzluklar üzerinden ülkenin temel meselelerini tartışıyoruz. Bir ülkede 3,5 milyon, 4 milyon insanın elektriği kesiliyor ya da 1 milyon insanın abonenin daha doğrusu bunları 3 ile 4 ile çarpın 16 milyon, 20 milyon insandan bahsediyoruz. Nüfusun 4'te 1'lik bir kesiminden bahsediyoruz aslında. 1 milyona yakın insan da doğalgazdan kaynaklı olarak fatura ödememesinden dolayı doğalgaz kesilmiş. Şimdi aslında 10 bin de olsa, 100 bin de olsa bu bir sorundur. Fakat 3,5 milyon insan ya da 4 milyon insanın abonenin elektriği kesiliyorsa ve buna dair bir çözüm üretilemiyorsa
ana muhalefet partisi elbette ki bu sorunu hem dile getirmek hem de bu sorunun çözümü noktasında iktidarı uyarmak gibi temel bir sorumluluğa sahiptir. Bence deniyor ki bu şekilde değil, yani bunu dile getirebilir ama bu şekilde değil deniyor. Hı. Sizce? Şimdi her somut durumun bir somut eylem şekli vardır. Dolayısıyla bu eylem bir meclis kürsüsünden ya da dile getirilmiş olsaydı ya da başka bir mecrada dile getirilmiş olsaydı bu kadar ilgi çekmeyecekti ve insanlarla bu kadar bir duygudaşlık hissi vermeyecekti. Burada sürdürülemez bir durum var. O sürdürülemez duruma dikkat çekmek için Sayın Kılıçdaroğlu bunu yapıyor. Nedir o sürdürülemez olan durum? 3,5 ya da 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olması. Şimdi bu son 3 yılda 11 milyon hanenin elektriği kesilmiş. Bu rakam korkunç bir rakam. Yani Türkiye içinde, Türkiye'nin her vatandaşının hangi partiye oy verirse versin sorumluluk hissetmesi gereken ya da mevcut düzeni sorgulaması gereken bir durum. Sonuçlardan yola çıkarak Türkiye'deki sorunlar tartışıyoruz dedik. Şunu hatırlarsınız, bir şehrimiz Isparta 5 gün elektriksiz kaldı. Tabii. Sonra biz oturduk şunu konuştuk. Türkiye'de elektrik dağıtım şirketlerinin aslında özelleştirme süreçleri sonrasında üzerine düşen yükümlülükleri yapmadıklarını fark ettik. Şimdi elektrik şirketlerinin borçlarını ödeyen devlet, elektrik şirketlerine adrese teslim, biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu söylediği bir holding ismini vererek 37 ihalenin aynı şirkete verilmiş olması kabul edilebilir. Ne iktisat mantığıyla, ne insani bir mantıkla, ne hukuk mantığıyla açıklanabilecek bir şey değildir. Bir şirkete 37 tane ihale veriyorsanız o şirkette öyle ya da böyle bir ortaklıktan söz edilebilir. Bu siyasi bir ortaklık olabilir, mali bir ortaklık olabilir, ne derseniz deyin. Hatta Spartalı'yı herkes tarafından eleştirilmiştir. Şimdi mesele şu, yani o süreçte şimdi, yaşanan. Şunu gördük, bu Isparta'daki elektrik meselesinde, bu meselede halkına insaflı davranmayan, halkına hiçbir acıma göstermeyen bir iktidarın bu şirketlerin borçlarını silmek adına her türlü çabayı sergilediğini gördük. Öyle bir şey düşünün ki bu şirketleri denetlemekle yükümlü olan Sayıştay bir takım aksilikler ve noksanlıklar tespit etmesine rağmen hiçbir çözüm üretilmiyor. Tam tersine bu sürecin bir daha kamuoyunun gündemine getirilmemesi için özelleştirmenin denetimi de özelleştiriliyor. Dünyada böyle bir örnek yok. Yani özelleştirme sürecinin sonrasındaki o özelleştiren kurumları denetlemekle görevli kamu, yani bizler adına orayı denetlemekle yükümlü olan kamu buradan el çektiriliyor. Neden? Çünkü iktidara yakın olan şirketlerin asil sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguluyor. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca insanla bir kurduğu bu duygudaşlık, ben eminim ki herkes tarafından, hangi partide olursa olsun, bir biçimiyle ilgiyle karşılanmıştır, sempatiyle karşılanmıştır. Çünkü gerçekten inanılmaz bir yokluk ve inanılmaz bir yoksulluk içerisindeyiz. Ve bu yokluk ve bu yoksulluk içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun aktivizmle eleştirilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu kendi genel merkezden çıkmasaydı ya da meclisteki makamından çıkmasaydı, o zaman bir halkın partisinin lideri olarak bu daha çok eleştirilmesi gereken bir durumdu. Şimdi biz tam tersinden bakıyoruz. Biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli bir cümle kurdu. Hakkımız olanı ya da bir biçimiyle temel insan hakları kategorisine giren bir meseleyi artık sanki böyle bir şey değilmiş, bunlar yükümlülüklerimizmiş gibi ya da bunlar sorumluluklarımızmış gibi algılayabiliyoruz. Oysa biliyoruz ki bir takım temel gıda maddelerinde olduğu gibi temel bir takım ihtiyaçlar vesaire falan, bu ihtiyaç hiyerarşisini nasıl tanımlarsanız tanımlayın, bu insanların normal gündelik hayatlarını sürdürebilmesi için devletin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi bir iktisadi tercihte bulunmuştur hem dünya hem mevcut Türkiye'deki iktidar. Her iktisadi tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. Bugünkü iktidar yoksul halk kesimlerinden, emeğiyle çalışan insanlardan, zar zor geçinen insanlardan bir biçimiyle onları tercih etmek yerine işte o beşli müteahhit mi dersiniz, ismini nasıl tanımlarsanız tanımlayın, onlardan yana bir, o düzenden yana bir tercih koymuştur. Bu düzen sürdürülebilir bir düzen değildir. Bu düzen eşitsizlik üreten bir düzendir. Bu düzen zulüm üreten bir düzendir. %400'e varan bir zamın iktisadi bir mantığı yoktur. İktisadi bir mantığı yoktur. Şöyle bir mantığı vardır. Eğer bir ülkede herhangi bir kaleme %400 zam yapılıyorsa, açık ve net olarak şunu söylemek lazım. O ülkede çok ciddi bir yönetim sorunu vardır. %50 yaptığınız zaman, %100 yaptığınız zaman oturup kendi politikalarınızı gözden geçirirsiniz. Ama %400'e vardığınız zaman hala bir takım şeyleri savunuyorsanız,
Burada çok ciddi bir mesele vardır. Şimdi işte bu bütün bu son süreçte tartıştığımız mesele kur korumalı mevduat hesabı. Ya düşünün ki bankada parası olmayan insanlardan vergi bağlıyorsunuz. O insanları bir biçimiyle vergilerini, paralarını el koyuyorsunuz. Bankada parası olan insanı zenginleştiriyorsunuz. Biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu neoliberalizm eleştirisi yaptı. Dünyadaki duruma da dikkat çekti. Türkiye'deki duruma da dikkat çekti. Şöyle bir cümle kurayım. Bir ülkede zenginlik değil, zenginler artıyorsa korkunç bir fakirleşme vardır. Türkiye'de zenginlik artmıyor. Türkiye'de zenginler artıyor. Bu şu demektir. Keşke zenginlik artsa. Keşke zenginlik ve herkes artsa. Herkes için artsa ve gelir dağılımındaki o dengesizlik gitse. Son cümlem, toparlayayım. Hı hı. Burada muazzam bir eşitsizlik var. Bu eylem bir Cumhuriyet Halk Partisi eylemi ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun eylemi olarak görülmemelidir. Burada herkesin, başta iktidarın oturup %400 zam meselesini kendi gündemine alması gerekmektedir. Biz bu zamı nasıl tolere edebiliriz? Halkımıza nasıl destekte bulunabiliriz? Bu emekliye 1 milyon liralık bir ikramiye ile çözülebilecek bir mesele değildir. Peki. Bu aynı zamanda gerçekten iktidarın bütün iktisadi tercihlerini mevcut o beşli yapıdan yana değil, halktan yana yapılmasına yönelik de bir çağrı olarak bence tarihe geçmiştir. Çok teşekkür ederim. Ben Mustafa Bey'le devam etmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben o elektriği kesilen 4 milyon aileyle duygudaşlık, bir paydaşlık kurmak istiyorum diyor. Bu eylemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de diyor ki yani öyle bir sistem var ki zengin gitgide daha da zengin oluyor. Yani ülke zenginleşmiyor. Zengin olan gitgide daha zengin oluyor. Fakir de gitgide fakirleşiyor. %400 zam geldi diyor elektriğe. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu arada eşimle bir hafta karanlıkta kalacağız demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Demek ki bir hafta sürecek olan bir eylem bu. Buyurun Mustafa Bey. Ben de tabii Kemal Bey'in yapmış olduğu bu eylemi beni çok yerlere götürüyor. Soyadını aldığım ilçede, nahiye o zaman, bir jeneratörle elektrik veriliyor. Saat 11'de kapanıyor. O zorluğun ne kadar bir zor olduğunu, bir öğrencinin dersini çalışması, bir ev hanımının işini yapması zor. O günleri hatırladım. Bir de teknik üniversitedeki öğrencilik yıllarımı hatırladım. Bir öğrenciler de o zaman o günün gündemdeki konularına göre eylemler oldu. O zaman sizde bir paydaşlık, bir duygudaşlık. Yok, şöyle hafızayı biraz tazelediğinizde kendi kişisel hafızanıza dair bir duygudaşlık şimdi, kurdunuz ama eyleme dair değil. Şimdi onları hatırlayınca şimdi Kemal Bey Türkiye Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı. Yani en önemli ana muhalefet, çok önemli onun genel başkanı. Akla şu geliyor. Burada bu eylem yerine mesela mecliste bu konuyla ilgili mesela soruyorum ben de buradan Kemal Bey'e ve arkadaşlarına, belki buradaki değerli konuşmacılar, katılımcılar biliyorsa, mecliste bu yönde bir kanun teklifi, bu yönde bir düzenleme veya bir araştırma önergesi verilmiş mi? Yani hemen şimdi soralım, verilmiş miydi Ali Haydar? Mesela, yani 83 tane Türkiye'de son dönemdeki yaşanan sorunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu 83 tane araştırma ve soru önergesi araştırma verdi. Araştırma değil de bir kanun teklifi. Mesela sizin o %400'lük artışın kaynağı. Burada bir de Kemal Bey'in eyleminde, ben burada sizin bu stüdyoda izlerken kafam karıştı. Neden? Burada o elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlarla duygusallık bağını kuvvetlendirmek için mi yapıyor? Yoksa bu işin üreticisini yapan firmanın da ismini veren firmaya karşı mı yapıyor? O biraz karıştı açıklamayla. İşte bütün ihaleleri almış diyor. Ya bütün ihaleler Türkiye... O özelleştirmeyi eleştiriyor bir taraftan. Türkiye bir hukuk devleti. Yani nasıl oluyor? Bir kimsenin bunun nasıl alınacağı, ne yapılacağı belli. Bunun kanunu belli. Yönetmeliği belli. Ya gel ben sana şu özelleştirmeyi veriyorum diye bir ülkede yaşamıyoruz çok şükür bu yönde. Yani burada o zaman işi şeye kaydırınca firmaya kafam oradan bir karıştı. Onun haricinde bir soru daha aklıma geldi. Şimdi mesela elektriği ödeyemeyenler var. Suyu kesilenler yok mu mesela? Acaba şu çok merak ettim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden suyu kesilen hiçbir vatandaş yok mu?
Eğer yoksa da buradan açık söylüyorum, bundan sonra suyu kesilmediği için nasıl olsa genel başkan bizden taraf, belediyelerde burada ters düşmezler. Hiçbiri suyu yatırmayacak. Nasıl olsa bizim su kesilmeyecek diyecek. Yani bunun sonu yok. Toplulaşıma zam yapıldı. Tamam, ben artık toplulaşıma da binmeyeceğim. Evimden çıkmayayım, işe gitmeyeceğim. Burada şunu yapmak lazım. Hani mecliste de bulunmuş bir kişi olarak çözüm üretmek lazım. Şimdi 84 milyon bizden çözüm bekliyor. Bizi çok dikkatli izliyor. Ağzımızdan çıkan bir kelime önemli. Ya ben vatandaşın bu işte söylenen rakamları bilmiyorum. Yani onu bakanlıktan ilgili kurumlardan test etmek lazım ama illaki bir elektriği kesilmiş insanlar var. Ya bu iyi bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki bu şekilde devam mı edecek? Şimdi ana muhalefet partisinin genel başkanı bir hafta bile evinde 12 saat karanlıkta çalışmalarını aksatacak. Hanımefendinin işler engellenecek. Halbuki siz iktidar olursanız ben bunları halledeceğim diyorsunuz. Buradan bir enerji ve bir şey performans kaybı oluyor. Sonuçta buradan çok keskin net sonuç çıkarmak lazım. Bu rakamın gerçek %400 mü hakikaten? Buna bakmak lazım. Bu neden mesela enflasyon rakamının sizin söylediğiniz rakam doğruysa 7 katı. Bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun için çözüm ne yapılabilir? Çözüm de burada ana muhalefet, iktidar kenetlenmek lazım. Değerli Ali Bey'in bu bir önceki programda da tanıştım. Daha önce de zevkle izliyorum. Yani öyle bir şey yaptı ki, yani kusura bakmazsa, yani AK Parti zenginlerin partisi, fakirlere karşı. Peki sizin bu düşünce bu sene mi gerçekleşti? Yoksa AK Parti iktidarından beri aynı fikirdeyseniz nasıl oluyor da millet bu kadar teveccüh gösteriyor? Yine en farklı anket şirketinde bile birinci parti çıkıyor. Yani burada yok. Evet. Yani sanki zenginden yana ihaleleri ama, zenginlere veriyor. Zenginler işte fakirleri elektriği kesti. Sayın Vekilim, ya böyle bir şey, elektrik ihalesinin, hocam bu bir insani bir hayır, durgu. 37 tane ben, ihalenin sadece bir şirkete verilmesi. Ama onları bir incelemek lazım. Sizin gibi bir araştırmacı şöyle, biri o ihalelere baktınız mı? Kaç yani, kişi müracaat etmiş? Kaç kişi yeterlilik sağlamış? Kaç kişi teknik şartları sağlamış? Bir yarışmaya girip o yarışmadan hepsini elemişler. Bu şirkete mi vermişler? Eğer gerçekten söylediğiniz, biliyorum. Sayın Vekilim söylediğiniz gibi bir hukuki zemin ve bir eşitlik zemini olsaydı Türkiye'deki 5 şirket dünyada en fazla kamu ihalesi alan 10 şirket arasında yer almazdı. Yani geri kalan diğer şirketlerin hiçbiri mi yetersiz? Hiçbiri mi buna vakıf değil? Ne olur, bana itimat edin, inşaat mühendisiyim. Bu konulan şartları sağlayan çok büyük çapta Türkiye'de çok fazla bir yerli milli şirketimiz yok. Ancak onların belli bir konsorsiyumlarıyla bu çoğalabilir. O şartları ama yine de Allah'a şükür öyle bir müteahhite kalacak kadar da bir şeyimiz, portföyümüz fakir değil. Bunlar yarışırlar. Gerekli şartlarmayı sağlayacak. Yani Türkiye'deki ne olur, bir bana itimat edeceğinizden eminim. Ama şöyle ben şundan kuşku duyuyorum. Türkiye'deki bir şirket hem aynı zamanda elektrik ihalesini alıp hem aynı zamanda Türkiye'nin en büyük metro inşaatlarını hem aynı zamanda köprülerini hem aynı zamanda yollarını. Şimdi bu şirket bir biçimiyle bir ortaklaşma yoksa, yani o 5 şirketi de bunun içine katabilirsiniz. Diğer şirketlerin hiçbiri sanki bu vasıflara, ya bu ülkede bir sermaye gelişimi vardı, başka şirketler vardı. Biz bu şirketlerin adlarını çoğunu yeni duyduk. Yani ya, ben mesela daha AK Parti'den önce ben Cengiz İnşaat ismini bilmiyordum. Şöyle ben bir sizi toparlayayım. Yani siz bana çok itimat edin. Yani ben yanıltıcı bilgi vermem. O şartlara sahip olacaklar bir değildir, iki değildir, üç değildir, 30-35 büyük çapta. Sayın Vekilim, ama burada ne olur bakın, kamu ihale yasası. Şimdi şöyle yapalım, bir dakika Ali Haydar Bey ve Mustafa Bey, size müsaade edeceğim, bir saniye müsaade edersiniz. Sadece kamu ihale yasası 190 defa değiştirilmiş. Bu ya normal, ben demokratik bir ülkede. İki dönem meclisteydim, bizim Vekilim, zamanımıza da denk gelmiştir. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç dikkatinizi çekti mi? İnşallah size de nasip olur bir görmeniz. 190 defa, bu 190 defa yasa değiştirilmesi. Güncellenecek bu. Ya yeni yasalar çıkacak. Hocam, yasalar ihtiyaçlardan Vekilim, doğar. Doğru, ihtiyaçlardan yani doğar. Hangi yasa 190 size defa değiştirildi? Ya hangi ihtiyaç doğdu? Peki ben buradaki mesele üzülüyorum. Gerçekten ya, şu kişi yani hukukun
ya da işte mevcut şartların, ihale şartlarının o kişiye uygun hale getirilmesidir. Hayır, asla böyle. Ben size açık net bir şey söyleyeyim mi? Bu, evet. Muhalefeti de bilen, iktidarı da bilen, böyle bir şartlar olsa, o dediğiniz şirkete adres teslimi yapılmış olsa ne eylemler yapılır? Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu belgeler burada Sayıştay bulunuyordunuz zaten. Ali Aydar Bey, Mustafa Bey, bir dakika Mustafa Bey, teşekkür ediyorum. Gülfem Hanım'la devam edelim. Tamam, şimdi bu ilk turda, tamam. Siz kendi düşüncenizi söylediniz. Ali Aydar Fark kendi düşüncesini söyledi. Ali Aydar Bey'le biz aynı düşüncede olacağımıza inanıyorum. Tamam, peki. Bir paylaşırsak aynı konuda aynı şeyi düşüneceğimizi. Peki, ben de Ali Aydar Bey'in düşüncelerine saygılıyım. Ama ben mühendisim diyorum. Tamam, Sayın Ilıcalı. O dosyaların daha içinde uzun, ne var? Sayın Ilıcalı. Ne var? Hazırlayanlardan biriyim. Zamanında daire başkanlığı yapmışım. Mustafa Bey, uzun uzadıya konuşacağız ama... Ama Ali Aydar Bey'le aynı düşünmek istiyorum. Geleceğim Şaban Bey istedi. Geleceğim. Bir cümle alayım. İki konumdan da rica ediyorum. Tamam. Buyurun bir cümle alayım. Gülfem Hanım'a geleceğim. İşin siyasal iletişim kısmına, yani bireysel bir eylem mi gerçekten? Kurumsal mı? Daha sonra kurumsal olabilir mi? Yani buna sirayet eder mi gerçekten? Hani... biraz onu konuşacağız. Bir taraftan hem Sayın Kılıçdaroğlu için işte pasif deniyordu. Bir diğer taraftan bu tür eylemler yapılıyor. Bu tür eylemlere imza atıyor. Bir diğer taraftan bu tür eylemlere imza atsa da CHP'nin oyları çok yükselmiyor deniyor. Yani eleştiriler var, destekler var. Hepsini konuşacağız. Şaban Bey, bir cümle alayım sizden, ardından Gülfem Hanım'a geçeceğim. Çok özür diliyorum. O tamam. Cümleyi almadan önce şöyle yapalım. Ben böyle bir kısa reklam arası vereyim. Reklamdan sonra birlikte olalım. Şimdi ben Şaban Sevinç'le devam etmek istiyorum. Ardından da Gülfem Hanım'a geleceğim. Şaban Sevinç'i de görelim. Kendisi de Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yaparken çok da not tuttu. Şaban Sevinç. Teşekkür ederim Hülya Hanım. Sağ olun. Ya ben aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na değineceğim ama isterseniz onu Gülfem Hanım'dan sonra yapayım. Yok yok, ben buyurun. Mustafa Bey'in... tamam. Buyurun, öncelikle buyurun. Mustafa Bey'in Sayın Ilıcalı'nın o güzel açıklamalarına bir... hani bir şeyler söylemek istedim. Şaban Bey, iyi güzel akşamlar. Selamlar yani, İstanbul'dan. İyi akşamlar Sayın Vekilim. Çok teşekkür nasılsınız, ederim. Nasılsınız, iyi misiniz Şaban Şimdi, Bey? Sağ olun, iyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Siz de iyi misiniz? Ben de sizi görünce daha iyi oldum. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi değerli Mustafa Bey, öyle güzel anlattı ki, yani ihalelerin şeffaf verildiğini, her şeyin usulüne uygun olduğunu, efendim işte İstanbul'daki belediyeden işte su kullanan vatandaşların su faturasının da ödenemez boyutta olduğunu doğalgazı falan anlattı böyle. Doğalgazı unutmuştum, onu da ilave edeyim. Doğalgazı unutmuştum Şaban Bey. Türkiye'de, tamam. Ve Türkiye'de bu 5 holdingin dışında iş yapabilecek kapasitede müteahhit ya da şirket ya da inşaat firması ya da her işi alabilecek uzman firmalar olamadığı için her türlü işin, Ali Aydar biraz önce söyledi, yani havaalanından işte elektrik dağıtımına kadar, işte metrodan yani otoyola kadar, köprülere kadar bu ayrıcalıklı 5 şirkete veriliyor. Mustafa Bey diyor ki başka şirket yok. Yani yok var, yanlış anlaşılıyor Şaban Bey. 5 tane değil. Hayır, en az, gayet net en az 35-40 tane bu büyük kapasitede yerli firmamız var. Şimdi her ihaleye de en az 4-5 tane katıldığını sayın, biliyorum. Anladım Mustafa Bey. Şimdi Isparta'da bakıyorum. Bütün konuklarımızı görelim, diğer konuklarımızı da görelim. Yönetmenimden rica ediyorum. Buyurun Şaban Bey. Ama maalesef biz Türkiye'de yaşıyoruz ve olan bitenin farkındayız. Yani maalesef Mustafa Bey'in o hani güzel, yumuşak üslubuyla anlattığı gibi değil durum. Isparta'da kışın ortasında 5 gün süreyle, bakın Türkiye'nin bir ili 5 gün süreyle karanlıkta kaldı. Ve... Isparta'daki elektrikten sorumlu olan o işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği 37 ihaleyi almış şirket idi. Yani Cengiz Holding, hadi adı geçtiği için ben de söyleyeyim. Ve bu işte 5 günlük elektrik kesin. Şirketler özelinde değil de eylem üzerinde ve eylemin etkisi üstünde biraz daha durursak aslında çok daha... İyi olur gibime geliyor. Hayır. İyi olur derken çünkü biz seçim sürecindeyiz. Seçim sürecinde olduğumuz için bu tip eylemin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği, bireysel olduğunu söylediği bu tip eylemin tabii nasıl bir seçim stratejisi olduğu, ne kadar etki gücünün yüksek olduğu, biraz bunları konuşalım istedim ben. Buyurun.
Çaban Bey. Tamam. Şimdi bakın, Isparta 5 gün karanlıkta kaldı diye, evet, ki bu firmanın gerekli bakımları yapmadığı için Isparta'nın elektriğinin işte kar yağışı nedeniyle çöktüğü, altyapısının çöktüğü ve bu nedenle Isparta'nın 5 gün elektriksiz karanlıkta kaldığı açıklanmıştı ve Enerji Bakanlığı da bu nedenle söz konusu o şirkete soruşturma açmıştı. Hemen onun ardından işte Isparta bir daha bu durum yaşanmasın diye Isparta'daki elektrik hatlarının yenilenmesi ihalesi açıyor devlet. 6 ayrı ihale açıyor Isparta'daki işte yer üstündeki elektrik tellerinin yer altına alınması için. 6 bölgeye bölerek Isparta'ya ihale açıyor. Evet. 5 tanesi bu 6 ihalenin 5'ini yine aynı firma alıyor. Hakkında Isparta'yı elektriksiz bıraktığı için soruşturma açılan bu holdinge 5 tane iş veriliyor. Yani kendi bozduğu işi düzeltmesi için 5 işi ayrıca parayla veriliyor tabii. Çaban Bey zaten devletten Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasını yaptı. Açıklamasında da değindi. Ama tamam. Tabii, ama Sayın Kılıçdaroğlu orada, orada ciddi bir eleştirisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun oldu. Adalet şey. Sistemine ama vurgu burada yaptı. Hayır. Buyurun. Hayır, tamam. Ama Mustafa Bey, değerli Mustafa Bey, yani öyle yumuşak bir üslupla anlattı ki hakikaten de insan dinleyince inanası geliyor. Ama durum öyle değil. Hani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz yanlış bilgiye kapılmasın. Sonra dedi ki ne yapalım dedi. Biz hala birinci partiyiz diyor. Biz hala birinci partiyiz. Demek ki millet dertli değil diyor. Yani doğru, maalesef hala birinci parti. Yani ülkenin bu halde olmasına rağmen. Bakın size şimdi şeyden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın resmi rakamlarından bir veri açıklayayım. Geçtiğimiz yıl 2021'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3.7 milyon haneye, 3.7 milyon hane, kişi değil, ev, hı hı, patates ve soğan yardımı yapılmış. Patates ve soğan. Düşünebiliyor musunuz? Yani teknoloji yardımı değil, işte internet yardımı değil, bilgisayar yardımı değil, patates ve soğan yardımı yapılıyor. 3.7 milyon aileye. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verileri, yine 2021 yılında tam 27.189.433 kişi, yani Türkiye nüfusunun 1/3'ü devletten yardım almış. Şimdi yani yoksulluk diz boyu hale gelmiş. Efendim bu işte ünlü 5 büyük holding devlet ihalelerinin işte %90'ını alır hale gelmiş. Ama Mustafa Bey burada bize işte şeffaflıktan, her şeyin usulüne uygun olduğundan filan bahsediyor. Geleceğim Mustafa Gerçekten Bey, hani insan kulaklarına var, inanamıyor. Biz konuşacağız. Evet, buyurun. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun eylemine gelince Hülya Hanım, Sayın Lütfen. Kılıçdaroğlu çok çok doğaldır ki biraz da gecikmiştir ama Sayın Kılıçdaroğlu işte bu %125'lik hani yılbaşında 1 Ocak'ta gelen elektrik zammına protesto olarak bu eylemi açıklamıştı Şubat'ın 9'unda ve haklı olarak dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zammı geri alıncaya kadar ben elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeme gücü yok mu? Var, elbette ki var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu sonuçta hani yıllardır milletvekilliği yapıyor. Hali vakti de yerinde ama elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon haneye sözcülük yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu doğal olarak ve yapması da gerekiyor. Ve bence fazla da nazik davranıyor hakikaten. Bir sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuyorum diyor. Yani bütün bu vahim duruma rağmen Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bir sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuyorum. Sadece kendim bu 4 milyon hanenin sözcülüğünü yapıyorum. Sesini, hani sesi olmaya çalışıyorum. Bir kişisel bir direniş yapıyorum diyor. Dolayısıyla bence bugün iktidar Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderinin evinin elektriğini keserek, yani siyaseten başına büyük bir bela aldı diye düşünüyorum hükümetin, AKP'nin. Çünkü büyük bir farkındalık yaratıldı. Sayın Kılıçdaroğlu, yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri bir hafta boyunca karanlıkta oturacak. Peki. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu şimdi, dünyada, uluslararası şimdi, camiada yapacağı sıra geldiği yansımalara zaman, yani bu turda böyle karşılıklı sadece Mustafa Bey ve diğer konuklarımız özelinde olmasın. Diğer konuklarım da var çünkü bu ilk tur. Zaten gereken hususlar vardı o açıdan. Tamam, zaten geleceğim. Tamam. Aynı mevzuyu konuşuyoruz Sayın Ilıcalı. Gülfem Hanım'la devam etmek istiyorum. Gülfem Hanım, bireysel bir eylem, bir siyasal iletişimci olarak bu eylemi nasıl değerlendiriyorsunuz ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir siyasetçi davranışı değil, bu aktivist davranışı olmamış diyenlere
Ne dersiniz? Çünkü böyle bir eyleme imza attı ve bu tavrında sürdüreceğini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ta ki elektrik faturalarındaki o zamlar geri alınana kadar diyor. Bir duygudaşlık yapıyorum diyor. Evet, sonra da bir hafta karanlıkta kalacağız diye bir alt yazı var. O bir hafta karanlıkta kalacağız. O şöyle tam bir metinde şöyle, yani bir hafta karanlıkta kalacağız. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız diyor. Ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir diyor. O da muallakta dediğiniz doğru. Sayın Erdoğan'a da sesleniyor. Zira zaten kısa bir konuşma. Biz de yaklaşık bir 2-3 dakikasını verdik. Evet, sonunu dinleyemediğiniz için sanırım bir hafta. Yo, şöyle metinde de Sayın Erdoğan'a sesleniyorum diyor. Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yapılan zamlar derhal geri çekilsin diyor. KDV sıfırlansın. Toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşılayın diyor. Sevgili halkım, hiç kimse merak etmesin, karanlıkları mutlaka aydınlığa çıkartacağız sevgilerimle diyor. Yani o bir haftayı ben de orada çok net anlamadım. Acaba bir hafta sonra hani fatura ödenecek de mi? Çıkacak yoksa mı? Evet. Öyle de demek istiyor, evet. Tabii. Ben acaba herhalde... Evet. Sanırım o açıklama getirilir herhalde. Şimdi, biz de öyle anladığımıza göre. Şöyle... Aslında ikiye ayırmak istiyorum ben. Hı hı. Birincisi özellikle son dönem, yani son birkaç aydır diyeyim, her gün artan derinleşen ekonomik krizle baş başayız ve bunu sürekli tartışıyoruz. Fakat toplum çok ağır yaşıyor bu ekonomik krizi. Hı hı. Yani 4 milyon abonenin elektriği kesilmiş dedi Kılıçdaroğlu. İşte 4 milyon abone evde 4 kişi olduklarını ya da 5 kişi olduklarını düşünün. Bir çarptığımız zaman inanılmaz bir rakam. Sonuçta sene 2022 ve 4 milyon abone, yani 10 küsür milyon insan minimumda elektriksiz demek bu ülkede şu anda. Bu benim hayatımda hiç Türkiye'de görmediğim bir açıkçası dramatik bir tablo. Doğalgaz, su da öyle, fakat elektrik bambaşka bir boyutta. Bu arada çok özür dilerim, sizdeyim. Sanırım bir hafta sonra ödeyecekmiş. Demek ki eylem bir geri hafta. Geri alıncaya kadar değil yani. Yok. Ama bu tarz eylemlere herhalde devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi biz burada işte tartışıyoruz. Yani işte 10 küsür milyon kişinin, 4 milyon hanenin elektriği kesilmiş diyoruz ama... Bir yandan da çok hızlı akıp giden başka gündemler var. Yani işte dış politikayı tartışıyoruz, göçmenleri tartışıyoruz ve evet ekonomik kriz var diyoruz ama işte asıl o yaşayan bir toplum var. Milyonlarca insan elektriksiz oturan ve bir yerde de seslerini duyamıyoruz. Seslerini de duyuramıyorlardı. Dolayısıyla Kemal Bey'in ilk eylemi, işte biz bu akşam program başladığından beri kesintisiz bir şekilde elektrik faturalarını konuşuyoruz örneğin. Evet, bu 4 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini tartışıyoruz. Sadece bu, şu anda tartışmıyoruz biz bunu. Kemal Bey öğlenliğin elektriğim kesildi dedi. O andan itibaren aslında Türkiye'nin gündemi elektrik. Ve Türkiye'nin gündemi 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olması. Ve bu rakamı hepimiz duyduk. Şimdi bu rakamı duymak önemli bir şey. Çünkü evet ekonomik kriz var diyoruz ama... Ne boyutlarda olduğunu aslında belki de hepimiz bir yandan da göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla Kemal Bey bir farkındalık yaratmak istedim, o insanlarla bir duygudaşlık kurmak istedim diyor. Şimdi bana kalırsa gündemi bu şekilde, hani herkese bu rakamları duyurmak, toplumun içinde bulunduğu ekonomik derinliğinin boyutunun gerçek anlamda anlaşılması adına ciddi anlamda bir gündem yarattı mı? Evet, yarattı. Bu başarılı mıdır? Evet, bu başarılı bir hamledir. Bu insanların sesinin duyurulması açısından. Fakat ben dediğim gibi ikiye ayırmak istiyorum. İkinci boyutunda, fakat şöyle de bir nokta var. Şimdi Kemal Bey zaten bir hafta sonra ödeyeceğini açıklamış. Çünkü evet bu insanların sesini duyurmak önemli ama bu insanların sorunlarına çözüm üretmek çok önemli. Dolayısıyla evet ana muhalefet lideri güzel bir şekilde bunu duyurdu. Fakat bir yandan da ana konsantrasyonu, mesajların ana yoğunluğunu kendileri iktidara geldiği zaman böyle bir dram yaşanmayacağı üzerine kurgulanması gerekiyor. Ve bu dramın nasıl yaşanmayacağının anlatılması üzerine
kurgulanması gerekiyor. Yani çünkü üretmede mi bir sorun var? Sorun var demeyeyim. Ne diyelim? Çünkü belki orada bir ben bunu eksik ayak mı var? Şöyle diyeyim, bir kampanyaysa bu. İlk ayağı zaten kampanyaların farkındalık yaratmakla başlar. Tabii. Şimdi sizin sizin o iğmeyi yukarı çekmeniz lazım. Şimdi ilk ayak bir farkındalık yaratmaktır. Farkındalık yaratıldı. Fakat şimdi bu bir hafta içinde sizin aynı zamanda bu aynı sorunu yaşayan insanlara iktidara geldiğiniz zaman bu dramı nasıl yaşamayacaklarını anlatmanız lazım. Çünkü günün sonunda seçmenler mağdur değil ama mağrur bir lider ararlar. Güçlü bir lider ararlar. Kendi elektriği kesilen insanların Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ya da Millet İttifakı iktidarında elektriklerinin nasıl kesilmeyeceğinin cevabını arıyorlar. Sizin bunu gösteriyor olmanız lazım. Çok yani, önemli söylediğiniz bir şey. Evet. Yani farkındalık önemli, ses önemli, eylem, tepkisellik, duygudaşlık, paydaşlık önemli. Siyasal iletişim açısından da doğru ama hep yapılan eleştiri vardır ya. Peki çözüm öneriniz? Evet. Yani halk çözüm önerisini de bir şekilde duymak istiyor. Mutlaka diyorsunuz. Çünkü dediğim gibi sizin o duygudaşlık kurduğunuz seçmene bunu bir daha nasıl yaşamayacağını, o seçmen grubunu bu sorundan nasıl çıkaracağınızı onlara ikna etmeniz lazım. Peki. Kilit nokta o. Eylemle değil yani. Sadece evet bu dediğim gibi ama ben bunun bir kampanya olduğunu düşünüyorum zaten. Ve dediğim gibi her kampanya başlangıcı gibi ilk ayağının bir farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyorum. Ve bugün bu başarıldı. Fakat bundan sonra yani o bir hafta içindeki süreç aynı zamanda bunun nasıl yaşatılmayacağını seçmene anlatıp orada Kemal Bey'in güçlü bir lider profili çiziyor olması lazım. Yani sadece karanlıkta oturan değil, karanlıkları aydınlatmayı bilen bir lider profili çizmesi lazım ki halkı da kendisiyle beraber sürükleyebilsin. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yok, şöyle geleceğim efendim size ama diğer iki konuma da gelmedim. Diğer iki buyurun bir katkı bir cümle ama yani sadece. Dediniz ya onu da göstermesi lazım eylem. Şu anda yerel yönetimlerde de sürekli olabilecek doğal gaz var, su var, toplulaşım var. Bu da bir ölçü değil mi sizce? Bunlara geleceğiz ama konuşacağız. Kesintisiyle ilgili söyledi sen Kılıçdaroğlu. Yok yok kesintisi diye ben size çok matematiksel söyleyeyim. Doğalgazı suyu alırsanız bir ay yapma, iki ay yapma. Bir müddet sonra işletme kapısına kilit vurur. Bunun çözümünü de öğrenmek peki, isteriz. Peki şimdi nasıl uygun yere geleceğim? Sadece dinleyecek ben tamam. De bir cevap vereyim. Tabii ki fakat işte aslında bunlar daha iktidarın yapabileceği eylemlerle, iktidarın yapabileceği aksiyonlarla, ekonomik programlarla olabilecek bir şey. Peki. Yani bunu büyükşehir belediyeleri artan zamlar karşısında mecburen zam yaptık diyorlar. Dolayısıyla ana erk sahibi Ankara. Ve bu problemler asıl Ankara'dan çözülecek. Peki. Ama muhalefetin de bir iddiası var. Bir iktidar iddiası Kemal var. Kemal Bey söylüyor zaten çözüm önerisini. Yani diyor ki KDV'yi sıfırlayın diyor enerjideki KDV'yi. Evet, onları zamları geri çekin. Bir de toplam geliri asgari ücretin altında olanların da bir biçimiyle devlet karşılasın. Devlet yani, karşılasın evet. Yardım edin diyor. Evet. Devletin şimdi, bu zamana kadar vermiş olduğu karşılıklara Mustafa bakacaksınız. Mustafa Bey, Ali Haydar, Fırat ve Gülfem Hanım'dan rica ediyorum. Şöyle, üç konuma da teşekkür ediyorum. Neden? Nasuhi Güngör'e yaklaşık bir saat oldu çünkü. Önce Nasuhi Güngör, ardından da neden Hilmi Bey'e son geleceğim? Hilmi Bey'de de bir araştırma var. O araştırmada önemli hem de bu elektrik meselesiyle ilgili. Nasuhi Güngör, bu bir farkındalık mı? Farkındalık yarattı mı sizce? Ve etkisi ne olur acaba? Şimdi tekrar iyi akşamlar. Ana muhalefet liderinin yaptığı eylem kendisi ne kadar kişisel ilan etti. Farkındalık yaradı. Yani bunun böyle bir tuhaflık var başından. Belki de Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu dikkatli olmak adına toplumda belli kaosla ilgili alanlara tahrik etmiyor. Biraz sesi, stüdyonun sesini artırabilir misiniz? Nasıl uygun görür, net duyamıyoruz. Buyurun, buyurun efendim. Evet. Biraz evden yayın acemisiyim. Benden de kaynaklanıyor. Skype olunca böyle oluyor. Zorlanabiliyoruz zaman zaman. Önemli değil. Peki. Şimdi ana muhalefet liderinin hiçbir eylemi, hiçbir tavrı kişisel planda kalmaz. Yani bunu nasıl ilan edersin? Onun kendi kendisine muhalefet. Bu eylem bir farkındalık. Evet. Yani cevabını soruyorsan kesinlikle öyledir. Fakat bunun ne kadar konusu bir sırada. İkincisi de bunun sürdürülebilir olan kısmı. Ben Gülfem Hanım bir şey söyleyeceğim ama biraz daha keskin şeyler. Şimdi bir kere şunu unutmayın.
Arkadaşlar ses çok net anlaşılmıyor. O yüzden Nasuhi Bey ile bağlantıyı tekrar kurabilir misiniz? Yani biz tamam. Hiç anlayamadık rica etsem. Hilmi Bey ile devam edelim biz. Nasuhi Bey ile bağlantıyı tekrar kurarsanız. Hilmi Bey şöyle, yani Optimal Araştırma Şirketi Başkanı olarak siz yayın öncesinde de sizinle yazıştığımda sizin bir araştırmanız var. O araştırmada şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödememe çağrısını nasıl karşılıyorsunuz? Olumsuz karşılıyorum, halkı suça teşvik ediyor %46.1. Olumlu karşılıyorum, halkın yanında bir tutum sergiliyor %29.3. Cevap yok, yani fikrim yok %24.6. Ama Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödememe çağrısına uyacak mısınız diye sormuşsunuz. Hayır, %58.7, evet %16.4, cevap yok, fikrim yok, %24.9. Kaç kişilik bir denekle yapılmış olan bir araştırma ve etki gücünü de size sormak isterim. Çünkü ödememe eylemi başlattı, 3. ay doldu, elektriği kesildi. Dediğim gibi bir taraftan da kendisi böyle pasif de bulunuyor, zaman zaman o tip eleştiriler de geliyor Sayın Kılıçdaroğlu'na, ama bu tip eylemler de yapıyor. Bu eylemlerin yansımaları nasıl olur? Etki gücü ne olur? Seçim döneminde ne dersiniz? Oy getirir mi bir de? Yani bu araştırmadan da bakacak olursak, aslına bakarsanız çok büyük bir etkisinin olmayacağı görülüyor. Nitekim bu çağrıya da çok ciddi bir uyum olmadı. Buradan bakıldığı zaman, yani Sayın Kılıçdaroğlu evet bir farkındalık yaparak bunu bir şekilde kamuoyunun gündemde tutmayı başarıyor mu? Başarıyor. Bu anlamda bir meziyeti var. O doğal olarak bir Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı olarak yaptığı her eylem, her açıklama kamuoyunun gündeminde yer alabilir. Diğer taraftan bakıldığı zaman Millet İttifakı ortaklarından önemli ikincisi olan Meral Hanım'ın da fatura ödeme noktasındaki girişimi, aslında bakarsanız Meral Hanım'ın bu tavrı, bu eylemi çok hoş karşılamadığını da gösteriyor. Nazikçe ben ödeyebilirim diyor. Ancak bakıldığı zaman burada Sayın Kılıçdaroğlu evet bir empati gösteriyor. Bu şeylerle, elektrik faturası kesilenlerle o duyguyu yaşamak istiyor. Ancak o duyguyu yaşamak gibi bir şeyinden ziyade daha çok burada bir eylem koymak, yani tırnak içerisinde söyleyecek olursak eylem koyma tavrı içerisinde. Nasıl TÜİK'in kapısında, efendim Et Balık Kurumu'nun kapısında bir eylem koyduysa bir üniversite öğrencisi gibi, burada da bir eylem koyarak kamuoyunda gündem oluyor. Olmalı mı? Muhalefet partisi olarak bu tür konuları, toplumun hassasiyeti olan konularda da gündem oluşturmalı bir muhalefet partisi lideri. Ancak siyasal etki anlamında bakıldığı zaman bunların siyasal etkisinin de çok sınırlı olduğunu bu araştırmadan görüyoruz. Sadece bu değil. Yani bazı işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasal duruşuna yakın bazı yazarlar internet üzerinden anket koydular. Onlar da maalesef bu tür konularda tabir caizse rezil oldular. Yani sonuçta toplumun genel ekserisi bu konuda bir duruşu var. Yani bu toplumu iyi tanımak lazım. Bir toplum sorunları çözüm getirebilecek bir lider arar. İktidara namzet bir lider arar. Dolayısıyla evet sorunu ortaya koyuyorsunuz ama sorunu ortaya koymakla birlikte bir çözüm ortaya koymuyorsunuz. Ama sizdeyim efendim. Biraz bir da kalacağım küresel... sizde. Ama Gülfem Hanım da diyor ki mesela, Hilmi Bey, yani doğru, iki boyutla konuşalım. Farkındalık yarattı ama sizin dediğiniz gibi o soruma çözüm önerisini de halk mutlaka duymak ister, vatandaş. Ama bu bir kampanya. Bu bir kampanya sürecinde elbette o da gelecektir diyor. Sizce o sorunlara çözüm önerisi de geldikten sonra farklı bir etki olur mu? Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 11 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak iktidar için bir çaba gösteriyor. Efendim, bu noktada da zaman zaman işte seçim beyannameleri ya da seçim kampanyalarında bunlar dinlendiriyor. Hadi geçmişte olmadı diyelim. Bugün olabilir belki, ancak
bir umut vaat etmediğini görüyoruz. Nitekim ilk seçime girdiğinde Gandhi benzetmesiyle tüm basın arkasındaydı. Efendim çok ciddi bir kamuoyu desteği vardı. Maalesef o beklentilerin, ki bazı araştırmalarda kendisini %35'te gösterenler vardı, %25.9 aldı. Belli oranda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu artırdı, belli bir heyecan getirdi ancak oraya kadar. Ha, şunu inkar etmem. Sayın Kılıçdaroğlu gerçek anlamda şu an muhalefet blokunu bir arada tutan bir moderasyon sergiliyor. Bu konudan dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek gerekir. Burada bir başarısı var, bunu yadsıyamayız. Ama bakıldığı zaman şimdiye kadar bir çözüm önerisi ortaya koyamamış. Diğer taraftan bakıldığı zaman biz her ay yaptığımız Türkiye'nin nabzı araştırmasında Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye soruyoruz. Bakın, geçtiğimiz ay bu en önemli sorun %75'e, işsizlikle birlikte %75'e çıktı. Ama kim çözer diye sorduğumuzda AK Parti diyenlerin oranı %33, CHP diyenlerin oranı %29. Ha, biraz yükselmiş. Oyunun da üzerinde bazı İYİ Partililer de CHP çözer dediği için biraz yükselmiş. Daha önceden %22 idi. AK Parti'yi geçebilir mi? Geçebileceğine dair bir emare şu ana kadar yok. Yarın buna ilişkin bir emare görebilecek miyiz? Buradan bakıldığı zaman görebileceğimizi zannetmiyorum. Peki. Diğer taraftan bakıldığı zaman yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası, işte 3 aylık elektrik faturası 1030 liraydı yanılmıyorsam. 1030 lira. Aylık 300 lira bir fatura gelmiş. Elbette ciddi zam geldi elektriğe. Birçok ürüne sürekli zam geliyor. Bunu siz de söylüyorsunuz bireysel onu olarak. Çoğu zaman. Ben yaşıyorum, tabii. Siz evet, yaşıyorsunuz. Hepimiz tabii, herkes. Ayşe teyze, Mehmet amca yaşıyor. Bunları yok sayamayız, bunları yaşıyoruz. Ancak Kılıçdaroğlu Ankara'dan en böyle güzel semtlerinden, en pahalı semtlerinden birisinde oturuyor. Evi de metrekare itibariyle de çok küçük sayılamaz. Dolayısıyla buradan da nereye varmak istiyorum? Çok yüksekte elektrik faturası yani az diyemeyiz ama çok yüksekte değil 3 aylık açısından bakıldığı zaman. Neoliberalizm eleştirisine tamamen katılırım. Bu konuda çok ciddi bir duruş ortaya koysun. Ben vatandaş Hilmi Daşdemir olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olabilirim. Ama neoliberalizm eleştirisi küresel bir şeyin sembolüdür. Küreselciliğin sembolüdür. Bu 26 dünyanın en zengin 26'sı da bu küreselciliğin temsilcisi isimlerdir. Peki. Ve bunun en büyük temsilcilerinden birisi de Biden'dır. Biden kime destek veriyor diye bakıldığı zaman buradaki de çok ciddi anlamda bir çelişik bir söylem olduğu da gözden kaçırılmaması çok gereken başka bir husus. Çok teşekkür ediyorum Hilmi Bey, sağ olun. Nasuh Güngör'e de söz vereceğim. Bir toparlasın ardından reklamdan sonra Gülfem Hanım zaten konuşacağız. Yok, sadece Hilmi Bey'e bir şey söyleyecektim de anketiyle ilgili. Anketiyle. Önemli değil. Buyurun bir cümle alayım. Sadece şeyi söyleyecektim. Kemal Bey hiçbir zaman başından beri bu eylemin halkı aynı eylemi yapmaya davet etmiyor zaten. Etmedi, bireysel olduğunu söyledi zaten. Evet, hep başından beri bireysel olduğunu söyledi. İlk önce etti. İlk günden beri bireysel bir eylem olduğunu söylüyor. Bugünkü konuşmasında etmediğini söylüyor. Ben söyledim. Bir Nasuh Bey'e de döneyim. Nasuh Bey, farkındalık yaratıldı mı sizce? Ne dersiniz? Size de geleyim ardından. Tamam. Şimdi ses daha iyi galiba. Evet. Ses iyi, buyurun. Evet, şimdi bu tür eylemler bir ana muhalefet lideri eliyle yapıldığı zaman ister kişisel olarak ilan etsin, ister kendi kitlesini ya da partisine çağrıda bulunsun fark etmez. Kamuya yayılır, geniş bir alanda da karşılık bulabilir. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu belki belli bir dikkatle söylüyor bunu. Hani bu eylemin daha fazla bir kaosa neden olmaması. Yani şöyle düşünün, o eylem çağrısına uyan çok sayıda insan olduğunu düşünün. Bunların elektrikleri kesildiği bir dönem düşünün. Bunlar yeniden belli belki yasal faizlerle ödenecek. Yani ortaya çıkacak o krizi belki dikkate alarak hep kişisel vurgusunda bulunuyor. Ancak tekrar söylüyorum, bir ana muhalefet liderinin bu tür bir eylemi hiçbir zaman kişisel planda kalamaz. Farkındalık yaratmış mıdır? Evet, farkındalık yaratmıştır. Evet. Ben Gülfem Hanım'ın söylediklerine benzer bir şey söyleyeceğim ama ondan önce söylemek istediğim çok hızlı birkaç şey daha var. Şimdi Türkiye'de bu sosyal yardımlar meselesiyle ilgili bir eleştiri gündeme getireceğim. Yani AK Parti'nin iktidarı devraldığı dönem
Kemal Derviş programını devraldığı dönem, IMF programını devraldığı dönem, nasıl tarif ederseniz edin, liberal bir modeli uyguladığı dönemdir. Yani Kemal Derviş programından da bir sapması yoktur aslında kendi dönemindeki ilk başlangıçta. Bu finans ağırlıklı bir modeldir. Finans ağırlıklı bir model yatırım ve istihdam anlamında ciddi bir dönüşüm getirmediği için de biz bugün bu krizleri yaşıyoruz. Ben bu eleştirimi her zaman söylüyorum. Peki. Özelleştir- evet, şimdi geleceğim nokta ise şu, herhalde reklama doğru sıkışıyorsunuz anladığım kadarıyla ama. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu sosyal yardımlar meselesi bir devleti sosyal devlet haline getirmez. Türkiye'de sosyal yardım meselesi gerek iktidar eliyle, gerekse de şimdi yeni belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de bu konuda bir tutum olduğunu görüyorum, çığırından çıkarılmış bir iştir. Yani bu halk goygoyculuğu yüzünden yapılan bir iştir. Ve sosyal yardım meselesi, tekrar söylüyorum, modelsiz uygulandığı takdirde sizi bir sosyal devlet haline getirmez. Aksine sosyal devletin temellerini, dokusunu sarsan bir nitelik kazanır. Türkiye'de gerçekten ister belediyelerle bakın, ister merkezi irade üzerinden bakın, idare üzerinden. Yapılan sosyal yardımların gerçekten doğru adreslere ulaşıp ulaşmadığı konusunda benim ciddi eleştirilerim var. Ve gerçekten de bu sosyal yardımlar nedeniyle Türkiye'de de belli istihdamların sağlanamadığı konusunda da eleştirim var. Ancak geleceğim noktada söyleyeceğim şu, yani Gülfem Hanım'la kesişeceğimiz nokta şu. Şimdi bütün bunları söylüyorsun. Sevgili Taşdemir'in anketine de yansımış. Bu çok önemli. Şimdi bütün bunları söyleyen bir muhalefet partisinin, ki tek başına da değil artık, bir altılı masa var, bir ittifak var vesaire, bu konudaki iktisadi modeline dair hiçbir şey bilmiyoruz. Ali Haydar'ın söyledikleri iktisadi modele dair şeyler değil. Hmm. KDV'yi geri çekin, ötekini yapın, ki bakın elektrikle ilgili yapılan zamlardan sonra iki kez belli gerilemeler sağlandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun faturasında da onu görüyoruz zaten. Yani toplamından görüyoruz. İnsanların elektrik faturaları zammın ilk yapıldığı gündeki gibi değil. Hani gönül arzu eder ki çok daha iyisi olsun. Ama bu zamları zaten siz de çoğu zaman eleştiriyorsunuz. Evet. Her zaman tabii. Eleştiriyorum. Evet, her zaman eleştiriyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi mesela bir insanın elektriğinin kesilmesi, o insanın karanlıkta kalması bile kıymetliyken, milyonlarca insanın elektriğinin kesilmesinden bahsediyoruz. Tabii. Ama rakamlarla konuşacaksak mesela şunu da ben bilmek isterim. 3,5-4 milyon hanenin elektriği kesildiyse, mesela bunların ne kadarı yeniden elektriğe kavuşabilmiştir bir ay içinde, birkaç ay içinde? Yani bunları da konuşmak lazım. Yani hakkaniyet açısından söylüyorum. Yoksa peki, tekrar söylüyorum. Ya bir insanın elektriğinin kesilmesini bile ben kabul edilebilir bir durum olarak görmüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra yine birlikteyiz efendim. Şimdi bu meseleyle ilgili ben başlığı değiştirmeden Gülfem Hanım bir şeyler söylemek istiyor. Ekleme yapacak sanırım ya da düzeltme. Ondan sonra hemen başlığı değiştirip ikinci tura geçeceğim. Gülfem Hanım buyurun. Şöyle sadece Kemal Bey bu eylemi yapmaya başladığından itibaren, yani sadece bu şu anda karanlıkta oturacağız değil, elektrik faturasını ödemeyeceğini ilan ettiği tarihten andan itibaren bunun sürekli tek başına bir eylem olduğunu, hani toplumu buna çağırmadığını, yani ısrarla bunu bir çağrı, büyük bir meydan okuma, bir kitlesel harekete döndürmemeye çalışıyor zaten. Hı hı. Yani o sürekli ben bunu yapıyorum, ben bunun sesini duyurmak istiyorum, ben bunu bir farkındalık olarak yaratmak istiyorumu üstüne basa basa vurguluyor. Bu nedenle şimdi Hilmi Bey'in anketindeki siz Kemal Bey'in bu çağrısına kulak veriyor musunuz, ne diyorsunuz sorusu aslında çok da ne diyeyim uyuşmayan bir soru. Çünkü gerçeklikle uyuşmuyor. Öyle değil. Dolayısıyla öyle o değil, Gülfem, sorunun konukları görelim. Hepsini görelim konuklarımızı. Çıkışında bir evet. Çağrıydı. İlk çağrıydı. Çağrıydı. Buna ilişkin videosu değil de. Da var ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Merak kendi parti örgütünde de mesela MHK'sı, parti meclisi, grupta da milletvekilleri de destek verelim dediler. Sanki Kılıçdaroğlu kabul ederdi. Zaten bu bir çağrı olsa en azından bütün... Bir şey ilk önce bir çağrı. Şöyle bir şey vardı Hilmi Bey. Ben de kendi kendime. Evet, öyle bir çağrı olsa zaten başta milletvekilleri. Şöyle var, elektrik idarelerinin önünde galiba Sayın Ilıcalı'nın da dediği. Ankara'da mı yoksa ilçe ve il başkanları mı sanırım elektrik idarelerinin önünde? Sadece Ankara'da kesintisi yapılan yerde bir basın il başkanı Ali Hikmet Akın'ın bir açıklama yapıyor. Yarın ben de öyle biliyorum. Çünkü muhabir arkadaşımız da söyledi. Kemal Bey bu ilk günden itibaren bunu söyledi.
Yani bunun bir sivil itaatsizlik, bir çağrı olmadığını... Zaten fatura ödememeyi halka davet ediyor olsaydı en basiti... Bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, genel başkan yardımcıları onlar katılırdı. Öyleydi. Zaten ısrarla kimseyi çağırmadı başından yani itibaren. Esas oradaki sıkıntı o değil yalnız. Sayın partide bu tartışılmış, parti içinde bu tartışılmış ve bu kabul edilmemiş. Olarak, yani Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla ben bunu bireysel olarak sürdüreceğim. Böyle bir çağrı da bulundu. Daha sonraki süreçte de toplumdan karşılık görmeyince de geri aldı. Şöyle bir şey, Hilmi Bey de diyor ki yani daha sonraki süreçte yani toplumda çok da karşılık görmeyince belki seçmenlerin nezdinde de diyorsunuz. Ardından bir strateji değişikliğine mi gidiyor? Hayır hayır, ilk günden itibaren. Zaten Kemal Bey buna bir Google'a çağrı yapıyor ve olsa. Oradan görür. Yani bunu şeyde Sayın Kılıçdaroğlu'nun biliyorum çok takdir ediyorsunuz ve onu örgütsel bir çağrı olsaydı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi bütün açısından tabii bütün örgütlere katılmama ihtimali olabilir mi böyle bir çağrı olsa? Israrla Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de özellikle biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de özellikle biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu o ilk açıklamayı yaptığında... Biraz stüdyonun sesini arttıralım, biz Şaban Bey'i de duyalım. Tabii. Evet. Hayır. Buyurun Şaban. Sayın Kılıçdaroğlu, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hala hafızamda, aklımda. Hatta ben yadırgamıştım o dinlediğimde. Bu benim bireysel eylemimdir. Kimsenin bu eyleme katılmasını istemiyorum diye özellikle vurguladı. Evet. Ama bunun yoksa, bir çağrı yoksa, olarak birçok gazeteci bu eyleme katılmayacak mı diye kendi takipçilerine sorarak... Hayır, diye. Herkes tek tek konuşsun, böyle anlaşılmıyor. Böyle anlaşılmıyor. Yoktu. Biz de bu benim bireysel eylemimdir. Hilmi Bey, Şaban Bey, böyle anlaşılmıyor. Lütfen herkes tek tek konuşursa sevinirim. Bu şekilde anlaşılmıyor. Şimdi bu benim bireysel eylemimdir diyor ilk günden beri. Hilmi Bey ne diyor ki bu karşılık bulmadığı için bir strateji değişikliğine gitti diyor. Tamam, net anlaşıldı. Yani efendim, Hilmi Bey'in iddiası bu. Şey olabilir mi? En azından Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri katılırdı, milletvekilleri partisinin katılırdı. Yani başkanlar böyle bir eylem yapacak milletvekilleri. Çünkü şöyle şundan dolayı sordum. Kurumsal mı, bireysel mi diye. Evet. Bu bireysel bir eylem. Bugün de altını çizdi. Dedi ki bu eylem bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bireyseldir dedi. Bireysel bir direniştir. O duygudaşlık, paydaşlık adına. Mustafa Bey bir şey ekleyecek galiba. Burada esas en büyük sıkıntı şu. Burada ben izninizle şunu da söyleyeyim Hülya Hanım. Buyurun, Mustafa Bey'e geçeceğim. Hilmi Bey, buyurun. Şimdi bu ilk eylemi başlattığında bazı gazeteciler de bu sosyal medyadan da bunu bir anketle kendi şeylerin kitleler katılacak mı katılmayacak mı onu sordular. Bu kendisi de bir eylem olarak çağrıda bulundu ancak daha sonra bu çağrıyı devam ettirmedi. Hiç böyle bir çağrısı olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Yani bu çağrıyı ne zaman yaptı? Yani bu çağrı böyle bir çağrı yapılacak ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri buna seyirci kalacak. Bir şey söyleyeceğim. Bu şöyle bir şey. Yani hayır. Kamuoyun gözünde olan bir şeyden bahsediyoruz. Hilmi Bey, çok da bu mu yani? Bu cümlenin altında da çok şöyle durmamak gerek. Neden? Mesela bir yürüyüş oldu, değil mi? Adalet mesela yürüyüş. O yürüyüşte bir adalet yürüyüşü adı konuldu. O yürüyüşte işte binler Kılıçdaroğlu'yla... Tüm Cumhuriyet Halk Partililer katıldı mı o yürüyüşe? Katıldılar. Hayır ama çağrı milyonlar katıldı. Evet. Yüz binlerce insan katıldı. Milyonlarca kişi yürüdü. Yüz binlerce insan katıldı. Medyadan sürekli. Ya arkadaşlar, yer rakam bilmiyorsunuz. Kimler olduğunu o katılanların biliyoruz. Peki, tamam. Ben o yürüyüşteydim, ben de biliyorum. Milyonlarca insanla gördük. Kimler olduğunu özellikle biliyoruz. Kimlerin için yürüdüğünü ve kimlerin destek verdiğini çok iyi biliyoruz. Kimlerdi? Mustafa Bey'e geçiyorum ben. Şimdi zamanımız azaldı. Bu isterseniz izleyenlere de duyurursanız programı. Tamam, siz buyurun. Siz şimdi bir şey söyleyin. Esas benim yani üzüntüm şu. Bir ana muhalefet partisi genel başkan bir farkındalık yapmış, yapar. Hı. Tamam. Burada da uyarmış da bu benim bireysel bir farkındalık eylemim. Şimdi bu ne olacak biliyor musunuz? Bu insanlarda bir alışkanlık yapacak. Ya ana muhalefetin lideri yaptı. Ben elektriği yatırmayayım, suyu yatırmayayım, doğalgazı yatırmayayım. Bu yatmaz bir yere kadar bunu dayanır. Bunun bir sürekliliği olması önemli. Bu açıdan yani Kemal Bey'in burada da... Şöyle bir şey de olamaz mı Sayın Vekilim? Tamamlayayım hocam. Buyurun. Kemal Bey'in bu yönde de bu yanlışlıklara meydan vermemesi yönünde de bazı muhakkak uyarıları olması lazım. Zaten kendisi de demek ki bunu görmüş ki burada sizin programınızda çok önemli bilgiyi edindik değerli katılımcılarla.
elektrikteki bu fahiş rakam geri alınıncaya kadar Kemal Bey'in ifadesi eylemim devam edecek. Şimdi bir hafta sonra bitirdiğine göre bu bir de böyle bir fahiş rakam olmadığını da elektrik fiyatlarında hükümetin bir takım düzenlemeler yaptığını biliyoruz. Kemal Bey'in oturduğu evde de eve göre gelen faturada zaten tüm 84 milyon biliyor. Bir aylık 300 lira alanı belli. Orada kullanılan elektrik tüketen ya bence belli. Dolayısıyla yani buradaki rakamlarda da bir düzenleme olduğu bir açık bir gerçek. Sonuç itibariyle tabii daha iyi olması lazım. Bir de 4 milyon diyoruz, abone diyoruz, vatandaşla çarpıyoruz. Bu anlık mı yani? Şu anda orada da milletin kafası karışıyor. O da önemli karışıyor. Bir bilgi. Bugün onun üzerine ben sordum mesela, biz bu arada şöyle, bir dakika çok özür dilerim. Nasuh Bey bir şey dediniz? Sordum dedim. Bunu söyledim zaten. Şimdi söyledi Nasuh Bey. Söylediniz. Evet, ben de doğru. Kendimden doğru. Örnek vereyim. Mesela çünkü önemli bir bilgi. Otomatik yani. Ödeme veriyorsunuz. Kredi kartınızın günü geçmiş olur. Fark etmezsiniz. Yani rahat rahat ödeyeceğiniz çok düşük bir rakamdır. Kesilebilir. Ama burada bir de Şaban Bey'inkine de bağlantı kurarak cevap vereyim. Bu tabii ki vatandaş, biz vatandaşın içindeyiz. Ya. Ben şu anda kendi bölgemden kaç kişiyle bunları söylemek istemem. Her gün telefon teması kuruyoruz. Bir de yani bir de insani değerlerimizi daha fazla işletsek, bunu söylemek istemem ama bu yönde biz acaba kendi kendimize bir sorsak ki bu şekilde sıkıntıda olan kaç tane vatandaşa senin durumun daha iyi yardımcı oldun da kapanmış elektriğini açtırdın. Yani bizim burada de mesela bir şekilde bu da işin başka bir boyutu. Yani şöyle ben burada kendim böyle pratiği olmayan hiçbir şey paylaşmam. Yani bunun da çok önemli bir insani görev olduğunu da buradan yani bütün herkese... Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastediyorsanız... Yok, hani, Kılıçdaroğlu'nu kastetmiyorum. Kılıçdaroğlu koskoca bir ana muhalefet partisinin genel başkanı. Ben bir geçmiş dönem milletvekili yapmış bir akademisyenim. Hı-hı. Ben orada Kılıçdaroğlu Bey'e cevabı verecek olan Cumhurbaşkanımızdır. Hı-hı. Hükümetin yetkilileridir. Ben burada bu programda katkıda bulunmak için... matematiksel bir değerlendirmelerde bulunuyorum. Siz diyorsunuz ki bu başka bir şey yol açabilir mi? Ben de açar ki, tabii yani bu açık bir gerçek. Ama oradaki asıl sorgulanması gereken mesele şu değil mi? Yani bir ülkede elektriğe bir yılda %400 ama zam yapılması... Ama öyle değil, %400 değil ya. Efendim, kaç... İşte Şaban Bey de orada başka rakam söylüyor. Siz elektriğe başka... yapılan zammı eleştiriyor musunuz? Ya elektriğe ben her yapılan zammı tabii ki vatandaşın, dar gelirli vatandaşımızın rahat etmesi için, sıkıntılarını çözmek için... Partiler niye kurulur, niye ittifak olur, niye iktidar olur? Siyasetin çözüm üretmek o, için. Tabii. Şimdi biz de onun için diyoruz ki somut çözümleri koymak lazım. Bu ülkenin gelirleri belli. Elfin Hanım da diyor ki, özür dilerim, Gülfem Hanım da diyor ki ama zaten bu bir kampanya. O da öyle bir serzenişte bulundu ama bu kampanya içinde belki diyor Gülfem Hanım biz çözüm önerileri de gelecektir diyor. Tabii ki yani, Gülfem Hanım da, orada evet. söyledi mutlaka gelecektir. Bir de Şaban Bey'in söylediğini bizim programlar yani sizin programlar özellikle çok dikkatle izleniyor. Buyurun. Bana şöyle bir şey yaptı ya biz bütün buna rağmen AK Parti oy alıyor. Bunu böyle demedim. Ya bir parti kurulmuş 2001'de 2002'de tek başına iktidar olmuş. Hı. 20 senedir iktidar. Sonuç itibariyle de artılarını söylüyor. Yapamadıklarını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklıyor. En son en büyük sıkıntı enflasyon. Ona ilgili açıklamalarda bulunuyor. Sonuçta da bir seçim oluyor. Vatandaş bütün buna rağmen hepsini değerlendiriyor. Acaba bu kalanları bugünkü hükümet mi daha iyi çözer? Yoksa muhalefet mi? Ali Haydar Bey, hocam, Ali tamamlayın süremiz az. Bu muhalefet evet. hiç bu yönde bir uygulaması olmayan muhalefet mi çözer? Kararını veriyor. Yani tamam, havada çektik ya bana nasıl olsa oy veriyor Ali demedim. Ali Haydar yani. Bey de cevap bu versin. Bu seçmene karşı diğer konuklarıma da gidelim. Şimdi bakın mesele şu. Yani bu hem Sayın Kılıçdaroğlu bu bireysel eylemi, ısrarla söyleyelim bireysel eylemi bir çağrı değildir. Ama şu anlamda bir çağrıdır. İktidara bir çağrıdır. Halka bir çağrı değildir. Diyor ki iktidara, kardeşim sen seçeneğini ya da tercihini halktan yana kullan. Yani bu kadar zam geliyor. Bu kadar zam, fahiş bir zamdır. Kabul edilebilir bir zam değildir. Evet. Çünkü bu birilerinin cebini dolduruyor.
Sen o insanların cebini dolduracağını, 3-5 müteahhitin cebini dolduracağını... Ama bu işte çok buradaki, yanlış. Değil efendim. Yani değil, o zam birilerinin cebini doldurmak şimdi, için yapılmıyor. Yani. Şimdi bunu kaç böyle defa borcu silinmiş biliyor musunuz bu elektrik efendim? Şirketleri? Kaç defa borcu silinmiş? Hiç sordunuz mu? Ya sorulur bu soru önergesi versin milletvekilleri efendim, sorsun. Efendim diyorum ki şu ilk 3 ayda 83 tane Türkiye'nin temel sorunlar elektrik de dahil araştırma önergesi verilmiş. Hiçbiri kabul edilmemiş. AK Parti tarafından hiçbir kabul edilmemiş. Yok, önergesi şimdi meclisi işlevsiz hale getirmiş. Başka kişiler var. Soru efendim, önergesi verirsiniz. Efendim, resmi bunların, bakan açıklar. Bunların binlercesi o meclis üst tüzüğünde 95-96. Maddesinde söylenen şartlar uymasına rağmen hiçbiri zamanda cevaplandırılmıyor. Bu açıklandı. Hiçbir milletvekili şu anda doğru düz bir cevap ya hakkı hocam, veremiyor. Ama bunlar da yanlış mesele bilgi şu, veriyor. Bakanlar belli günlerde Sayın meclise bakın, gelir. Ali Aydar Bey. Bakanlar, ama ben size olayı anlatıyorum. Bakan gelir orada konuşur. Şimdi bakan kürsüde bütün soruları cevaplandırır Sayın yani. Sayın Vekilim şöyle bir yazılımın var. Haricinde. Bakın, böyle karşılıklı anlaşılmıyor. Bu iki yayından süre alamayacağız herhalde. Yok bir dakika ya geleceğim. Ali Aydar Fırat'tan sonra size geleceğim. Nasuhi Bey. Hem Şaban Bey hem de Hilmi Bey. 1,5 yıldır, 2 yıldır şunu söylüyor. Tamam. Diyor ki bundan sonraki ay daha iyi olacak diyor. Değil mi bu iktidar mevcut partiniz diyor ki bir yıl bundan önceki ay. Yani yok size daha, ben sorayım efendim, geçen sene şu, bundan iyi miydi? Tabii geçen ki değildi. Sene. İyiydi değil tabii mi? Tabii ki değildi. Bu iyiydiyse kötüydü, bundan daha sonrakinin iyi olmayacağına nasıl garanti edelim? Kötüydü daha kötüsünü yaşıyoruz daha da kötüsünü yaşayacağız. Niye yani neye çünkü, göre? Çünkü şöyle ortada bir takım iktisadi parametreler var. Evet. Para şeyde Merkez Bankası'nda 5 kuruş paranız kaldı mı? Kalmadı. Ama siz yani... Dünyada en borçlu %8 ile borçlanan tek ülke kim biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti. Tamam dünya separat endeksinde bir göre... numara olan kim ülke hangisi biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti. Ya çok... Şu anda para bulamayan tek ülke kim? Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi böyle bir ülkede onun için mi böyle bir ülkede bu kadar hocam, yatırım gelmiş böyle bir ülkede nerede yatırım yapılmış efendim? Nerede yatırım gelmiş? Uluslararası yatırımlar 158 yapılmış. Milyar dolarla borçla 158 milyar dolar borçla siz bu bahsettiğimiz yatırımları yapmışsınız. Hı-hı. Seni beni onu halkı borçlandırarak yapmışsınız. Neden? İşte biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun onun için mi hocam milyarlarca bu, lira bir şirkete aktarılıyor. Yerli milyarlarca milli şirket sanayide adımlar atmış. Bakın şunu helikopterler yapmış, SİHA'lar yapmış, sevgili İHA'lar hocam, yapmış. Sevgili hocam bunlar yapılsın. Sınıf bunlar atlatmış yapılsın. Türkiye'ye. Bunlar yapılsın. Mesele şu. Dün Cumhurbaşkanımızın ne olur elektrik buradan çıktıktan sonra elektrik grupta toplandığı, borcunu silen devlet paylaştı bir videoyu bu şekilde izleyin. Anlaşılmıyor ki elektrikli Mustafa şirketleri borçlarını silen devlet iktidar daha doğrusu AK Parti iktidarı neden vatandaşın borcunu ama silmiyor? Ali Kemal Bey çok neden iletişim vatandaşın uzmanı borcunu öyle silmiyor? Bağlıyor ki Ali Aydar, mesele şu. Ali Aydar Bey buradan, özür dilerim. Ali Aydar Bey diyor ki elektrik şirketinin yani borcunu bakın, siliyor vatandaşın silmiyor. Elektriğini kesiyor. Tam aynen iletişim öyle. Tekniği kullanıyor. Öyle ama maalesef böyle bir şey yok yapmasa, ya. Ama böyle. Bir şey ama böyle. Ama siz bunu sevgili böyle hocam, dediğiniz zaman bakın, bu doğru mu oluyor yani? Yani olmaz ki. Böyle oldu. Ama hayır, böyle olur bir kaynak söyleyin. Size şunu ki, söyledim. Şu kaynağa göre şimdi bilgi verin. Davet yani. Usulü davet gerçek usulüyle mi ihale veriliyor değil mi? Davet usulüyle verilmiyor ihale. Ne, bu neyle şartlara veriliyor? Şartlara uyanlara bu davet. Bu 5 şirket ya, en çok hangi yöntemle ihale şöyle, alıyor? Kamu ihale kanununa göre ihalenin usulleri var. Şu 191 defa değiştirilen ya, kanundan ya bahsediyoruz. Orada ne olur bak Ali Aydar Bey. 191 defa Sayın Vekil bir kanun 191 defa değiştirilmez. Değişebilir. Hangi kanun? Değişen dünyanın neresinde, hangi meclisinde bir kanun 191 defa değiştirilmiş? Ya tamam demek ki geçmişte bu demek kanunun değil efendim, temeli bu, yanlış şu, atılmış. Bugün, mesele ne biliyor musunuz? Günümüzün koşullarına göre düzeltiyor. O kanunun şartları şirketlerin tamamen istediği üzerine yapılmıştır. Yok yok. Bu şirketler istediği için o af yapılıyor. O şirketlerden çoğu Cumhuriyet Halk Partili bakın, bu şirketlerin hepsinin bu elektrik şirketlerinin oluyor. Millete fahiş fiyatı elektrik satan şirketlerin hepsinin devlete borcu var. Borçtan ödemiyorlar. Her defasında AK Parti dönüp bunların borcunu siliyor. Vatandaş açlık ve yokluk içerisinde karanlıkta. Onun bir kere borcunu silmedi bu devlet. Bu iktidar onun bir kere borcunu hocam, silmedi. Hocam vatandaşa en büyük kolaylığı gösteren, gerçek manada en iyi bağlantıyı kuran AK Parti. Hocam niye yani bu haldeyiz burada o zaman? Ben yani burada benim parti Sayın vekilim, propagandası niye bu yapmaya Sayın vekilim, zorunda 70 milyon insan bu ülkede yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Tamam. 80 milyon ülkenin 70 milyon yoksulluk sınırının altında niye bu haldeyiz? Ya, bu, ya ülkenin, bu ülke niye bu halde? Bu ülkenin şu Sayın anda vekilim, bu ülke şu Ali anda dünyanın Ali Aydar, en fazla Fırat, çöp, en fazla çöp ithal eden ülkesi ya. Tamam da Ali Aydar Bey çöplüğüne dönmüşüz hocam. Ali Aydar Bey, milyon ton şu, çöp Ali Aydar Bey, Ali Aydar Mustafa Bey şu Bey, anda bu ülkenin en önemli Mustafa sorunu Bey, enflasyondur. Siz dediniz bunun ya. Bunun da boynu kırılacağına inanıyorum. Peki. Bunun için uygulanacak ekonomik modellerden sonuç alınacağını vatandaş peki da bu umutta. Hocam Mustafa Bey, Ali Aydar Fırat bir saniye ne olur bir dakika. Mustafa Bey, Ali Aydar Fırat. Ben Nasuhi Bey'e, Hilmi Bey'e ve Şaban Sevinç'e dönmek istiyorum. Niye? Son 15 dakika özellikle bu bölümün
benim anladığım şu, son 6 aya bakıldığında ekonomi konuşuyoruz ama herkes. Bu demek oluyor ki bu seçimin dinamiği bu. Ya iktidarın karşısındaki en temel muhalefet de galiba ekonomi olacak gibi duruyor. Bu soruyu üçünüze de sormak istiyorum. Saat 23'e kadar gideceğiz. Saat 23'te de özel bir röportaj var. Mehmet Akif Ersoy Muğla'da Mavi Vatan tatbikatını Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'la birlikte izledi. Ve gün boyu yayınlarda da biz aslında verdik ama röportajı yeni vereceğiz. Yayınlarda oradan haberler verdik. Saat 23 itibariyle de bu özel röportajı ekranlara getireceğiz. Ben bu soruyu üçünüze de sormak istiyorum. Galiba iktidarın karşısındaki en temel muhalefet ekonomi olacak gibi duruyor. Çünkü yaklaşık son 6 aydır zamlardan ve faturalardan bahsediyoruz. Ne dersiniz? Nasuh Güngör, sizle başlayayım. Ardından Şaban Bey ve son olarak Hilmi Bey toparlama yapsın lütfen. Peki. Ali Haydar Bey'den ve Mustafa Hocam'dan alacaklı olarak diğer 4 konu. Aynen. Evet, kesinlikle bu ekip, bu ekip birlikteyiz. Hakkını ben helal et Nasuh Bey. Ya. Ben söz veriyorum. Bu ekip birlikteyiz. Evet. Hakkını tamam. Helal et Nasuh Bey. Estağfurullah. Ben ev sahibiyim, o yüzden iki dakikacık. Kesinlikle ben de, ben de evet onu rica evet. edecektim. Evet. Şöyle aslında belki 6 ay belki 1 yıldır ekonomik sorunları konuşuyoruz. Yaklaşık son 5 yılın anketlerinde Hilmi Hoca da bunlara tanık olmuştur yakından. Her gün biraz daha üzerine koyarak ekonomik problemler, işsizlik vesaire bunlarla ilgili rakamlar olağanüstü bir biçimde yükseliyor. Fakat şu temel soruyu sorduğunuz zaman biraz hani amiyane deyimle gargaraya geliyor. Öyle bir gariplik var bu işte. Evet, şu an iktidarın karşısındaki en temel muhalefet ekonomik sorunlar. Hmm. İşsizlik, istihdam, yatırımlarla ilgili belli durağanlıklar. Ama ihracat konusuna baktığımızda durum farklı ama yani toplamda böyle bir sorun var. Tamam. Bunu nasıl gidereceğiz sorusunun cevabında Hilmi Daşdemir'in az önce aktardığı ankette de benim aktif olarak içinde olduğum bütün anketlerde de şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İster altılı masa içinde, mesela Ali Babacan, Türkiye'nin ekonomisinde geçmişte önemli mevkilerde bulunmuş bir insan. Sayın Kılıçdaroğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet lideri, etkin bir muhalefet yürütüyor. Bütün bunların toplumsal karşılığı var. Bakın yok dersek gerçekle uyuşmayan şeyler söylemiş oluruz. Fakat toplum bir şey daha arıyor. Diyor ki bu krizi nasıl yöneteceksin? Hangi modelle yöneteceksin? Gülfem Hanım'ın senin... da başında söylediği şey buydu. Evet, aslında. Evet. Yani ama bu şöyle sahada düşündüğümüzden daha temel bir konu. Neden biliyor musunuz? Kurumsal dediğimiz alanda, kurumsal siyasette insanların alternatifleri belli. Cumhur İttifakı var, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde. Bu tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde diyelim bir Millet İttifakı var. Fakat Millet İttifakı tarafının eleştirileri kadar bir iktisadi model, yani açıkça şimdi KDV indirelim, zamları geri alalım, bunlar model demek değil. Ya şimdi toplum bunlardan etkilenebilir. Bunlar anlık etkileşimlerdir, anlık iletişimlerdir. Ama toplumun önüne ben 18 yıllık bir eleştiri yaptım AK Parti dönemiyle ilgili. Bugün uygulanan modelin de doğrular taşıdığına inanıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim peşinden. Doğru uygulanabildiği takdirde Türkiye'yi düzlüğe çıkaracağına da inanıyorum. Şimdi ben bunu söylüyorum ama ana muhalefet cephesi, altılı masa veya iki parti fark etmiyor. Peki. Zaten iktisadi konularda anlaşmaları çok kolay değil. Ama bir modelle toplumun karşısına çıkmadıkları sürece o iktisadi muhalefetten yararlanma şansları giderek azalıyor. Peki. Şaban Sevinç, Nasuh Güngör dinlediniz. Diyor ki yani siz tepki koyabilirsiniz, eylem yapabilirsiniz, duygudaşlık, paydaşlık kurabilirsiniz. 4 milyon elektriği kesilen aboneyle, bütün vatandaşlarla. Ama iktisadi model, yani bir çözüm önerisi koyamadığınız sürece orada sıkıntı var. Yani bu önemli. O zaman bu da sizin karşınızda bir muhalefet. Yani muhalefetin karşısında da bir muhalefet olarak o zaman kalır. Sadece iktidarın karşısında iktidarın karşısında ekonomi muhalefet olarak kalmaz. Muhalefetin karşısında da eğer çözüm önerisi olmazsa bir muhalefet olarak kalır. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Katılıyorum evet. Yani şimdi iktidarın tabii ki yani AK Parti'nin en büyük sorunu seçimlere giderken ekonomi, hayat pahalılığı ve enflasyon, insanların işte geçim sıkıntısı. Biraz önce de söyledim. Yani resmi rakamlar işte Aile Bakanlığı'nın rakamlarına göre 27 milyon insan yardıma muhtaç halde. Yani 27 milyon insan bir yıl içinde devletten yardım alarak geçimini sağlayabiliyor.
Bu yardım içinde işte elektrik faturasının ödenmesinden tutun da soğan ve patates yardımına kadar her şey var. Ya derin bir yoksulluk var. Bunu bir kenara koyalım. Zaten bu nedenle de yapılan bütün anketlerde AK Parti'nin oylarında hani ciddi bir düşüş var. Yani %30'un bile altına düşmekte olduğu ya da düştüğü kimi anketçiler tarafından açıklanıyor. İşte 28'ler 29'lar telaffuz ediliyor AKP için. İyimserleri de diyor ki işte 30-33 falan diyorlar ama 2018'deki o %42'nin çok çok altında olduğunu biliyoruz. Yani seçmen AKP'ye verdiği desteği ciddi bir şekilde çekmiş durumda. Yani %25 oranında oy kaybetmiş gibi görünüyor AK Parti 2018'den bu yana. Şimdi dolayısıyla AKP bu inişe devam ediyor. Ama muhalefette de bence şöyle bir sorun var. Muhalefet de Türkiye'nin bu içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan, halkın işte derin yoksulluktan nasıl kurtaracağına dair bir umut ve bir güven henüz oluşturamadı. İşte maalesef bu 6 parti özellikle Millet İttifakı partileri işte güçlendirilmiş parlamenter sistem diye yani halkın hiç de sıcak gündeminde olmayan aslında halkın pek önemsediği bir konu da olmayan yani ben çevremden de görüyorum yani işte muhalefet işte efendim parlamenter sisteme dönecekmiş ne güzel o zaman muhalefete oy verelim diye kimseden bir şey duymuyoruz bir hani bir sevinç şeyi duymuyoruz. Ama muhalefet bunun üzerinde yani bir yıldır çalışıp duruyor. Bence bunun yerine artık muhalefet partilerinin özellikle Millet İttifakı'nın yani ekonomik ve sosyal sorunlara işte işsizlik sorununun çözümlerine yönelerek halkı ikna edici, işte halka umut ve güven verici politikalar üretmesi gerekiyor. Zaten bu nedenle işte AK Parti'den vazgeçen seçmenler işte henüz kararsız durumdalar. Daha işte parti tercihinde bulunamıyorlar. Kararsız seçmen sayısının %20'lere ulaştığı belirtiliyor. Hatta işte bu son birkaç haftadır mesela yeni kurulmuş olan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin yarattığı fırtına. Hakikaten müthiş bir fırtına. Yani şöyle bir şey var. Şöyle bir durumu var onun sosyolojik olarak bence. Yani muhalefete muhalefet ederek Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi. Yani iktidara muhalefet ediyor ama muhalefete de muhalefet ederek bir yüksek bir şey cazibe yarattı. Hmm. Ya kimle konuşsak, kimle karşılaşsak son birkaç haftadır işte Ümit Özdağ'dan ve Zafer Partisi'nden söz ediyorlar. O da şundan yani, dolayı yani da, sığınmacılar da, meselesi bu, önemli bir mesele. Ama, Ümit Özdağ'ın çıkışı bir şekilde gündem yarattı. Ama mevzu burada sanırım Zafer Partisi ve Ümit Özdağ değil. Ama o çıkış önemli. Çünkü Tanju Bey de o çıkışı yaptığında uzun süre biz onu konuşmuştuk. Şöyle Hülya Hanım. Evet. Bir de Cumhurbaşkanı adayı mesele hani Ümit Özdağ mesele evet. Ümit Özdağ ya da işte Zafer ondan Partisi midir yoksa yani sadece sığınmalara olan öfkenin dillendirilmesi midir? Yani sadece sığınmacılara olan öfkenin dillendirilmesi midir? Bir de Cumhurbaşkanı adayı önermişti ya Sayın Mansur Yavaş'la ilgili. O yüzden evet, hani orada öyle bir gündem ama şu olur. Var. Evet. Hayır şu var. Zafer ya Ümit Özdağ duyulan sempatinin ya da ilginin arkasında muhalefet partilerine duyulan tepkiyi de görüyoruz. Ya ben bunu şahsen görüyorum. Dolayısıyla hani muhalefet partilerinin bu açıdan da kamuoyuna bir an önce ekonomik ve sosyal politikalarla bir güven ve umut aşılaması gerektiğini çok teşekkür düşünüyorum. Sağ olun. Hilmi Bey ne dersiniz efendim? Şimdi ekonomi gerçekten muhalefetin karşısında bir ekonomi gerçekten iktidarın karşısında ciddi bir muhalefet olarak duruyor mu bu ekonomi üst başlığı ve muhalefetin de zaman zaman özellikle bu iktisadi model noktasında çözüm önerisinde bulunmaması ya da çok net anlaşılmaması ve parlamenter sistem üzerinde daha fazla tepinmesi de halkta çok karşılık bulmuyor. Ama buna rağmen AK Parti'nin oyları da çok yükselmiyor diyor Şaban Bey, ne dersiniz? Tabii Şaban Bey'in o sanırım baktığı araştırmalar bizim araştırmaları teyit eder şeyde değil, sonuçlarda değil. Elbette bilimsel yöntemlerle yapılan tüm araştırmaları saygı duymak lazım. Ben Türkiye'de 2014-2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve milletvekili seçimlerini en iyi bilen araştırmacıyım. Burada mütevazı olamayacağım. Şu anki yaptığımız araştırmalarda az önce söyledim. Ekonomi %75 ile Türkiye tarihinde ben 30 yıldır araştırmacıyım. Hiç olmadığı kadar yüksek boyutta. 90'lı yıllarda da araştırmacılık yaptım. Anketörlükten başladım bu işe 90'lı yılların başında. O zaman da hatırlarsınız Nasu Bey gazeteciydi. Sizler de gazeteciydiniz. Şaban Bey de gazeteciydi.
O dönemde de ekonomi ilk öncelikli problemdi ancak bu kadar yüksek oranda değildi. Ama bununla çelişkili bir sonuç var. AK Parti'nin oyları bir önceki aya göre, bir önceki ayda 36,5'tu. Biz bu 75 olduğu dönemde de özellikle diplomasi zirvesinin ve Ukrayna işgali sürecindeki Türkiye'nin arabuluculuğunun etkisi olarak yorumluyorum ben. 38,7 olarak çıktı. Ha burada kalıcı olabilir mi? Bunu zaman gösterecek çünkü burada bu ekonomik sıkıntılar var iken ve devam ederken, artarak devam ederken biraz zor görünüyor. Önümüzdeki süreçte yani özellikle gıda enflasyonu ile ilgili belki biraz üretimden dolayı rahatlama sağlanılabilir. Ancak bununla ilgili de özellikle piyasayı regüle etme anlamında iktidarın çok önemli adımlar atması gerekiyor ki 2023 seçimlerine giderken, ki çok önemseniyor 2023 seçimleri, elbette önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına giden seçimlerde orada kimin iktidar olacağı, 100. yılda kimin cumhurbaşkanı olacağı çok önemli. O açıdan da ekonomi toparlanmak durumunda iktidar açısından. Bunu da önümüzdeki dönemlerde yine ölçüp kamuoyuyla paylaşacağız. Çok teşekkür ederim. Gülfem Hanım, bir toparlama alayım sizden. Tabii ki. Son olarak ekonomi karşısındaki en büyük muhalefet midir? Evet. Yani birincisi... Ama muhalefetin de karşısındaki en büyük muhalefet aslında, değil mi? Bilmiyorum, siz dediniz. Yani. Yok, şöyle, dünyadaki bütün farklı coğrafyalardaki biz seçimlere de baktığımız zaman hakikaten ekonomik krizde olan, ekonomik olarak darboğazda olan, seçmenlerin ekonomik olarak geriye gittiği toplumlardaki seçimlerde çoğunlukla bir iktidar değişimi olduğunu biz görüyoruz. Bu nedenle ekonomi o anlamda çok büyük bir ivme, muhalefet açısından. Fakat bunu kendilerine fayda yaratacak bir şekilde kullanabilmeleri için toplumun önüne hem çok anlaşılır basit yol haritaları, çözümler öne sürüp ve de gündemi bu noktada tutması gerekiyor muhalefetin. Yani bizim sürekli örneğin Kemal Bey'in önerdiği bugün birkaç çözüm vardı. Örneğin bunları konuşuyor, tartışıyor olmamız lazım. Bunları çok gündeme getiriyor olmaları lazım. Seçmeni bir şekilde bu ekonomik krizin içinden çıkaracak partinin kendileri olduğuna ikna etmeleri lazım. Çeşitli politikalar üretmeleri lazım. Şimdi örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin var, aile sigortası gibi farklı bir takım politikalar üretiyorlar ama gündemi burada tutamıyorlar ya da tutmuyorlar diyeyim. Halbuki ana eksenleri bu olması lazım. Yani ana eksen ben seçmeni, ben sizi içinde bulunduğunuz bu krizden çıkartacak partiyim ve liderim. Bunu inandırması lazım Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Şöyle yapalım. Uzun uzadıya... Bir cümlede ben söyleyebilir miyim? Bir dakikada size bir dakika söz vereyim. Söyleyeyim. Ondan sonra burada kapatacağım. Burada o kadar güzel ki şimdi iktidar yapıyor bazı işler. Bazı yapamadıklarını zaten söylüyor. Enflasyon en önemli konu. Hilmi Bey araştırmasında ortaya çıkarmış. Muhalefete baktığımız zaman muhalefeti oluşturan altılı masa, ittifaklar hep matematik hesap. Birinci alternatif olursa kaç milletvekili çıkarırız? 2'den kaç çıkarırız? 3'ten kaç çıkarırız? Burada bir de AK Parti'nin yapamadıklarını, kendinin itiraf ettiklerini orada işte açıklanıyor. Bu kadar elektriği kesik kişi var. O hesabı enflasyon... da yapmak durumdalar Mustafa yok. Bey. Yeni yasa değişti ya. Yasa değişince onlardan... Yani Gülfem Hanım'a, Ali Aydar Bey'e, Şaban Bey'e teşekkür ediyor. Ya biz de ana muhalefet, diğer partiler... Demokrasinin vazgeçilmezleri. O zaman ne olur, belki en yakın zamanda toplanacakları zaman bir de bir ekonomik model koysalar. Biz şunları şunları yapacağız. İşte bizim dış politikada bir sıkıntı mı var? Beğenmiyor musunuz? Onun üzerinde ne yapabiliriz? Onu söylemek lazım. Bunları siz diyorsunuz ki sadece muhalefet etmek bu tip eylemler değil de çözüm önerileriyle. Olumsuzluklar varken dünyanın en önemli köprüsü açılıyor. Her hafta bir yeni bir icraat oluşuyor. Burada deniz kuvvetleri, savunma sanayi, birçok gelişmeleri 85 milyon izlerken ben de bir ama vatandaş olarak gündemi... siyasi şeyimi siliyorum.
ana muhalefetin, altılı masanın Türkiye'nin bu sorunlarına koyacağı modeli değil. Duymak istiyorum. Yani o dönem geçti. Yani köprü yapılıyor ama vatandaş geçemiyor pahalı diye. O çılgın projelerin cazip olduğu dönem böyle, geçti. Evet. Peki ben yani orada basit ekonomik çözümleri bak söylediği gibi köprü yaptı, geçemiyor diyor. Ya siz o zaman şunu mu söyleyeceksiniz? Biz köprü yapmayacağız. Biz ulaşımla ilgili yatırımları gerçekleştirmeyeceğiz. Üretimin artmasına, bölgenin, Erzurum'un, Doğu Anadolu'nun kalkınmasına, buradaki şehirleri Çin'de, batıda, Doğu arasındaki hatların üzerinde birleştirmeyeceğiz desinler. Yani biz de onu da duyalım. Mustafa Bey, beni duyabiliyor musunuz? Diyelim ki biz çok yanlış yoldayız diyelim. Mustafa Bey, beni duyabiliyor musunuz? Kusura bakmayın. Peki, estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi Nasuhi Güngör de biz aynı kurumdayız. O yüzden kendisi de ev sahibi sayılır. Nasıl? Ben teşekkür ediyorum. Yani hem sabrını ben teşekkür ederim. Şöyle, biz haftaya yine ben çok isterim ki bu ekip yine birlikte olalım. Hilmi Bey araştırmalarını keza getirsin. Üzerine konuşalım. Çünkü bu eylemin de bir şekilde bir hafta karanlıkta kalacağız diyor eşimle. Bu eylemin de bir şekilde bir yansıması olacak. Gülfem Hanım'ın da açıklamaları, Ali Haydar Bey'in açıklamaları, Şaban Bey'in açıklamaları ve Hilmi Bey'in açıklamaları elbette çok önemli. Keza Mustafa Bey'in de. Bu arada Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, AK Parti 26. dönem milletvekili. Doktor Gülfem Saydan Samver, siyasal iletişim uzmanı. Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Ve politikyol.com genel yayın yönetmeni Nasuhi Güngör, Habertürk yazarı. Şaban Sevinç, Bizim TV yayın yönetmeni. Hilmi Daşdemir, Optimar Araştırma Şirketi başkanı. Efendim dediğim gibi bütün konuklarıma çok teşekkür ediyorum ve sabırlarından ötürü de iyi akşamlar diliyorum efendim.